Avrupa'da Türklerin kanalı Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu akşamlar. Bu akşam özel bir program sevgili seyirciler. Hukuk masası özel çünkü neden özel Mete Hanım sizler için buraya geldi biliyorsunuz normalde Mete Hanım e, Türkiye'den Skype bağlantısıyla geliyordu ama sizleri düşündüğü için ben de, de buraya geleyim. En azından hem görürüz hem de onların sorunlarını. Sizlerle birlikte burada konuşuruz dedi sağ olsun var olsun. Ee, o kadar meşakkatli yol İstanbul Aktarmalı Ankara'dan sonra burası değil mi? İstanbul Aktarmalı gerçekten evet. çok zor. İstanbul Havaalanı çok zor. Çok kalabalık, çok karışık, yorucu. Yorucu işte bu kadar zahmete katlanıp buraya geliyor sadece sizlere gerçek bilgileri, gerekli bilgileri aktarabilmek için. Tabii bunu Ankara'dan da yapıyoruz ama burada olması daha önemli birebir sizler telefonla bağlanabiliyorsunuz makul ve mantıklı sorular bağında. Aynı zamanda otomatik bilgi paylaşımı 31 Aralık son yani 31 Aralık'a kadar hepsinin tamamlanmış olması lazım. Teslim etmiş olmamız lazım. Ve gayrimenkuller meselesi. Gayrimenkul meselesi aynı otomatik bilgi paylaşımında gibi söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. Bakın uluslararası anlaşmaya göre yani OECD ile yapılan anlaşmaya göre gayrimenkullerin paylaşımı yok. Ama bunlar öyle bir sistem kurmuş ki sizin peşinize düşmüşler. Yani Avrupa'da yaşayanların Türkiye'de mutlaka evi, barkı, binası olduğunu, iş yeri olduğunu biliyorlar. Ve buradan yardım alanında alanların da efendim orada malı mülkü olduğunu biliyorlar. Ha bazıları da diyor ki bizim malımız mülkümüz yok hiç yardım almadık. Esas onlar sıkıntıda, tehlikede anlatsın Metap Hanım. Ya şimdi niye buraya geliyorum aslında şu anda televizyon şeyde skype'dan da halledilebilir ama. Evet. E, Hasbel kadar biz en başında e, Zeki Bey sizinle evet. bu otomatik bilgi paylaşımının içine girdik ve öyle bir girdik ki en derine kadar indik. Evet, aynen öyle. E, vatandaşın başına neler geleceğini o zaman öngörmüştük ama bizim öngördüğümüzden tahmin ettiğimizden çok daha korkunç şeyler olmaya başladı. Bu bilgiler de bir haliyle bize ulaşıyor. Benim uykum kaçıyor, gerçekten uykularım kaçıyor. Para bir taraftan, gayrimenkul verileri bir taraftan, gayrimenkul işte değer artışı kazançları daha doğrusu bir evet. taraftan. Bunların hepsine özellikle Avrupa düşmüş durumda. Hani beş ülkede değil, beş ülke zaten alenen açıkça bu gayrimenkullerinizi bulacağız diyor. Ee, hala bizim vatandaşımız şöyle anlıyor, diyor ki işte yardım alanlarla iflas edenlere gidiyorlar. Bir bakıyoruz, yardım alanla iflas edenleri araştırmaya bile gerek duymuyorlar çünkü onlara diyorlar ki, biz siz araştırmayız, gizlice gerek yok. Nasıl olsa sizin e, bize bağlısınız. Biz size bir yazı göndeririz, sizin gayrimenkulünüzü araştırmak için vekalet alırız sizden yeni yardım verdiklerinde işte bu ev yardım olsun sosyal yardım her ne olursa olsun ya da gönderdiği yardımla ilgili önceden yardım alıp da hala yardım almaya devam edenlerde veya yardımı bir süre önce 10 yıldan önce bırakmış olanlarda yazı gönderiyorlar şu formu doldurun en altında da bize ve yetki verin Başka ülkelerdeki mal varlıklarınızı ve banka hesaplarınızı araştıracağız diye. Öz yardım alanların elini kolunu bağlıyorlar. Eğer verseler bir dert, vermeseler bir dert, vereceklerse nasıl verecekler, önünde nasıl bir tedbir alacaklar. Evet. E, o verildiğinde artık e, dönülmez bir yol. E, orada da mutlaka ve mutlaka e, yaşadıkları ülkeden bir avukat bulmaları Kişisel veriyi almak için vekalet vermemeleri gerekiyor ama o durumda da büyük bir ihtimalle yardımı durdurma, geçinme derdiyle baş başa kalacak vatandaşlarımız e yeterince korkunç mu korkunç? E aslında evet. daha e, yaşadıkları ülkelerin araştırmaları e, hukuka aykırı olarak dedektiflik şirketleri kurdurarak evet. onlar evet. üzerinden Türkiye'deki bir takım şirketlere belki Türkiye'deki şirketleri de bunlar kurdurdular bilemem. O şirketler üzerinden de vatandaşların Türkiye'deki mal varlığını araştırıyorlar ama öyle böyle bir araştırma değil. Türkiye bu kadar araştırma yapamazdı kendi ülkesinde. Gayrimenkul kaç metre, içinde ne var, sağında ne var, solunda ne var. Gayrimenkul kaç lira eder, kaç euroya, sonra euroya çeviriyorlar şu kadar euro eder. Gayrimenkul birden fazlaysa hiç kiraya vermemiş olsanız bile ikinci gayrimenkulü e, o gayrimenkulün yıllık kirasını, aylık kirası ve yıllık kirasını hesaplıyorlar, dönüyorlar, 10 yıllık kira borcunun kira alacağını çıkarıyorlar, evet. onun üzerinden vergi kesiyorlar, gayrimenkullerin vergisini kesiyorlar. Bu sadece tek kalemdeki işleri. Arkasından diyorlar ki, biz sizin bir de bankalarınızı araştıracağız. Yani bu gayrimenkuller varsa, bu gayrimenkullerin kiraları bir bankaya geliyordur. E, bunları araştıracağız diyorlar ondan sonra cezaları keseceğiz. Yani inanılmaz cezalar kesiliyor. Bir sonraki adımda da şunu yapacaklar. Bu gayrimenkulün parasını nereden buldun bana açıkla. Yardım alırken mi aldın? Ki birçok insan son iki yıldır pandemi döneminde hemen hemen hiç yardım almamış kişiler bile yardım almaya başladılar. Şirket sahiplerini araştırıyorlar. Çünkü şirket sahipleriyle ilgili şöyle bir inanışları var. Bizden İş, para kaçırıyorlar, belge kaçırıyorlar. Yatırımlarını da Türkiye'ye yapıyorlar. O yüzden de bir sürü baskı yiyorlar burada zaten. A, tabii i̇ş, tabii. Yani meslek grubu olarak yani. dönercilerden başladılar Almanya'da. Diğer ülkelerde herhalde rastgele yapıyorlar. Ama gerçekten iş yerleri ile ilgili çok ciddi e, sıkıntılar. Türkiye'deki mal varlığına eriştiklerinde bu sefer daha doğrusu e, yine dedektiflik şirketleriyle de iş yerlerini takip ediyorlar. İçeriye gireni çıkanı Uygun bir vakitte de tüm evrakları evde, iş yerinde, bankada, yurt dışında kasaları dahil olmak üzere hepsini aynı anda eş zamanla basıyorlar. Kimi zaman işte anne baba çocuk gibi, evet. eş gibi onların da e, işlemlerini takip ediyorlar. Bir grup olarak e, işlem yapıyorlar ne yazık ki. Şimdi niye uyuyamıyorum? Hani bu bir sonraki adımda daha korkunç bir şey çıkacağını. Bir sonraki adımda daha korkunç. Ha bu arada maaşla çalışanlar yani fabrikada çalışanları da araştırıyorlar. Ee, kendilerine göre yeni bir hedef koymuşlar. Emekli olanlar ve emekliliğe gelenler. Bakın sosyal yardım alanlar hiç demiyorum. Onlar zaten denetime tabiler. Evet. Emekliliğe yaklaşanları veya emekli olmuşları da araştırıyorlar. Türklerin yaşam tarzını biliyorlar. Şimdi daha sonra neler olacak bilmiyorum. Fakat şu anda e, gayrimenkullerinizle ilgili tedbirleri almanız gerekiyor. Yani kimin yerinde olmak istemezsiniz derseniz sosyal yardım alanların hiç yerinde olmak istemem. Ticaret yapanların hiç yerinde olmak istemem. Bir soru alayım ya araya. Evet evet. Bir soru alayım. Mehtap hanımı gider Sus. o programın sonuna kadar ama ben sorular alayım araya. Almanya'dan 2009'da iş dolayısıyla İstanbul'a göçtüm. Burada kaydım yok. İletide, e, ileride beni ne gibi sürpriz e, bekler? Almanya'ya dönersem demiş e, yatırımlar Türkiye'de olursa. 2009'da mı İstanbul'a gelmiş İstanbul, yani? İstanbul evet. 2009 olduğu için e, bir defa şu andaki mal varlığını sorgulamazlar. Hı hı. E, eğer yurt dışından getirdiği bir para varsa onu da aslında sorgulayamazlar. Ama tekrar Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya yerleşmeye karar verirse. Bir defa e, taşınmadan önce, özellikle bu konuyu iyi bilen bir avukatla görüşerek gitsin. E, hangi malları açıklayacağız, hangisini açıklamayacağız bunu tespit etmemiz lazım. Evet, yabancı değil zaten soran. Öyle mi? He. E, görüşmen Tabii. lazım. Yani gelirken de baklavaları unutma. Neyse, o biliyor kendisini. O kendini bildi o diyorsun. O kendini biliyor. Ee, Sahne görüşmen lazım sonuç olarak. E, özellikle Türkiye'deki mal varlıkları, kim zaman evlilik yoluyla gelen hanımlar, beyler var. Evet. E, şu anda benim onlara tavsiyem, Türkiye'den yerleşmek üzere gelen öğrencilerin bile, yani o derece söyleyebilirim, evet. e, hangisini bildireceğiz bir yıl sonra vergi denkleştirmesinde bildirmemiz gerekiyor. Evet. Düzgün davranmak istiyorsak. Temiz bir sayfa açmak istiyorsak. Temizden başlayan için sıkıntı evet. yaşamayacağız. Evet. İki tane yani şüphe çekmeyecek evet. şekilde evet eva telefon ee, şüphe çekmeyecek şekilde e, bunu yapmamız gerekiyor dolayısıyla e, bence cebimde telefonlar evet kabanın cebinde evet ben kabanı buradan arayın oradan <gülüyor> <gülüyor> yani ee, yani onların Defa e, yurt dışına gelen ya da böyle imkanı olanların gelmeden önce bir avukatla danışmaları, gelmeden önce avukatlarına vekaletini bırakmalarını tavsiye ederim. E, şeyi aslında uzun zamandır biz diyoruz, hani yurt dışında hemen hemen herkesin bir avukatlık sigortası var. Türkiye'de evet. bu yok da. Hemen hemen herkesin de bir avukatı var. E, özellikle yurt dışına zorun dönemde bizim arkadaşlarımız da yerleşmek üzere gittiler. Hmm. İlk e, işleri gerçekten hani deçelik vererek gittiler o bir, avukatlarına. E, acil bir şey olur ki gerçekten daha acil şeyler oldu. Örneğin sağlık sigortalarını ya da hayat sigortalarını iptal etmek mecburiyetinde evet. kaldık. Hep bir şey oldu yani. E, ben bütün vatandaşlarımıza Türkiye'ye geldiğinde bundan sonrası için Mutlaka yurt dışı ile bilgi sahibi bir avukata işleri olduğunda demiyorum. Olmadan bıraksınlar Olmuyor. vekaleti. Evet. Yani her her yani. halükarda bıraksınlar. Evet. Biz şu anda kolay kolay yurt dışından gönderdiğiniz vekaletlerle dava açmak harici hiçbir işinizi yapmak istemiyoruz. E, canımız istemediğinden değil, sizi düşündüğümüzden, sizi korumak istediğimizden mesela. Neden? E, konsolosluktan verdiğiniz vekaletlerde Kapı gibi yurt dışı olduğu mühürlü e, resmi evrak şeklinde vermiş oluyoruz. E, bunu nerede gördük? Yapı Kredi Bankası. Ben evet. şüpheleniyorum dedi. Yıllar önce verdiğiniz vekaletten şüphelenmiş mesela. Yıllar önce verdiğiniz mail adresinin bağlantısında kom olmayıp da Türkiye e, yurt dışına işaret eden maillerden. Halbuki ben de kullanabilirim ki ben de düşünüyorum de bağlantılı evet. bir mail. Evet. Ee, yıllar önce... Kullanmanız vermiş... da lazım aslında. Evet yani. evet, onu başımda evet, şimdi bak aklıma geldi. Hemen evet. bir tane de D'ye bağlantılalım. Ee, bunları düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Ee, vatandaşlar e, unuttukları, bir yani şüpheyle bile hmm. verileri yurt dışına aktarılıyor. Şimdi bir de dedektif şirketleri üzerinden araştırıldığınızı varsaydığımızda, Kimi zaman iyi niyetli kişilerle, kimi zaman kötü niyetli çalışanlarla karşılaşabiliriz. Orada en ufak bir şüphe Ahmet'i incelemeye geldiğinde ya dur şurada da D bağlantılı vardı, evet. PR bağlantılı vardı. Evet. İşte Amerika adresli vardı gibi fazla mal göz çıkartmaz diye işgüzarlık edip sizin evraklarınız incelenmeyecekse bile incelenebilir. Bu nedenle biz yurt dışı vekaletlerinizi çok tercih etmiyoruz. Bir tek bu nedenle değil, Türkiye'ye gelmeden tedbir alamazsınız diyoruz, onu da söyleyeyim. Yurt dışından tedbir aldığını düşünenler var ya, hı hı. eğer ilk defa izleyenler varsa biz uzun süredir... Var var, ilk defa izleyenler var. Ha, o yüzden, o e, ben oturduğum yerden size tedbir alıyorum diyenler her birinizin başını teker 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 yaktılar. Yurt dışından yaptığınız işler. Kendi kendinize gönderdiğiniz mektuplar var ya, hı hı. bankanıza, oraya, buraya, benim verilerimi şöyle yap, böyle yap diye... Bir de kişisel verilerimi koruyun diye gönderdiğiniz mektuplar var ya bir ara modaydı. 2018-19-20'de çılgın gibi gönderdiniz. Her biriniz üzerinde ee, yaşadığınız ülkenin adresi, e, zarfın üzerinde de yaşadığınız ülkenin mührü var. Gözünüz aydın, kendiniz ihbar etmiş oldunuz. Hani neyi yapmayın desek onları yapıyorsunuz. Neden uykunuz kaçıyor dediniz? Benim uykumu kaçıran sebepleri tek tek evet. söylüyorum. Bankalarınızı kontrol etmelisiniz. Verildi mi verilmedi mi? Gelir idaresi bu verileri paylaştı mı paylaşmadı mı? Bunu da bilmek zorundayız. Ama e, bankalarınız ha, şu anda vatandaş gidiyor bankaya. Evet. Banka ne diyor biliyor musunuz? E, daha önce vatandaş 2019'da falan gitmişti. Ya avukatlar uyduruyorlar. Evet öyle demişlerdi. E, işte devlet sizin. Yok böyle bir şey. Bir banka sizin verilerinizi verir mi? Şimdi biz, bil, biz bilmeyiz. Bizim bu işlerle hiç alakamız ben yok. Ben anlamaz Nizami'yi anlar diyorlar şimdi. Heh. O, o terim yani. Tam olarak vatandaşı kapıdan gönderiyorlar. Neden gönderdiklerini tahmin ediyoruz. Görüyorlar ya da görmüyorlar. Şubelerin görmediğini düşünüyorum ama bir fikirlerinin olmadığını düşünmüyorum. Ee, diyorlar ki ha biz şimdi vatandaşla niye kavga edelim? Siz bize niye daha önce evet. geldiydik kapınıza? Niye bize bilgi vermediniz?" derler diye. Vatandaşa biz bilmiyoruz. Bizim haberimiz yok. Bizim bilgimiz yok. Biz hiç böyle bir şey vermedik. Veriyorsa Genel Müdürlük verir deyip paket edip gönderiyorlar. Ha o zaman dinleyeyim. Sorular var. İyi akşamlar. İsmim söylemiyorum isminizi. Hayırlı yayınlar. Ben 2018'de yurt dışı borçlanması yaptım. 1996'da Türkiye SSK girişim vardı. 2018'de yaptığım yurt dışı borçlanması ile 3625 gün SSK'ya eklendi. Daha sonra çıkan yasadan sonra yurt dışı borçlanması tekrar yapacaktım. Bana SSK değil Bağkur'dan emekli olabileceğim söylendi. Bu konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Ben ee, yani emekli programı yapalım dedim ama yapalım. Ya işte yani hep ee, şöyle, şöyle yapalım. Evet. Ee, yarın yarısını en azından ona ayıralım. Tamam yarın. Çarşamba ya da Perşembe yayın evet, yapacağız evet, yani. evet, ya da bir evet. saat emeklilik tamam. diyelim sadece sorular tamam, alalım. Tamam. Ee, emeklilikle ilgili tüm. Şimdi 2019 kanun değişikliği çok köklü bir değişiklikti. Bir 2008'de çıktı o zaman da. Zeki Şahin'le biz 8 yıl dedik ki bu kanun değişecek. Aman dolar üzerinden bozulur. Nerede demiştik 2008? TGT'de. 2007 yıl söyledik onu. He, 2002, evet. 2001 ya da evet. 2002, evet. 2008 arası. Yok Ondan önce de bir sürü değişiyordu. Hepsini söyledik. He. Hepsini anlattık. Bu şeyi de... E, Bağkur borçlanmasının zorunlu hale geleceğinde evet, tam evet. 6 yıl söyledi. Aynen öyle. Bir gün yıl. kalkacaksınız, gözünüzü ovuşturacaksınız. Evet. Ben söylediğim cümleyi de hatırlıyorum. Evet. Bakacaksınız ki kanun değişmiş. Aynen. 1 Ağustos 2019'da kalktınız. Artık SSK'dan borçlanmak tamamen kaldırıldı. Daha önce, önceki programları keşke merak eden dönse de bir baksa. Daha önce SSK'lı borçlanmış olabilirsiniz. Orası geçerli. Evet. Fakat ek borçlanma yaptığınız anda Bağkur borçlanması yaparsınız ki bu izleyicimize asla Bağkur borçlanması yapmasını tavsiye etmem. Bir defa maaşını çok düşürecek. 1800'ü 1800 eksik gününü tamamlamayacak. Ne yapması lazım Mehtem Hanım? Ne yapması lazım? erkekse 60 yaşını, kadınsa 58 Yok kadın. 58 yaşını bekleyecek. Hiçbir şey yapmayacak. Ha belki e, Türk vatandaşı acaba? İzliyorsa Türk yazsın. Türk vatandaşıdır herhalde. İzliyorsa yazsın. 2018'de yurt dışı borçlanması yaptım. 1996 Türkiye SSK girişim var. 96'da. Evet, Türk vatandaşı Türk büyük vatandaşı bir ihtimalle. Öyle. Yani hiçbir şey yapmasın. Ee, Yaşı o gelmiş günü yetmemiş falan herhalde. Ee, hiçbir şey yapmasın. Beklesin 58 yaşına. Evet. Başka seçeneği. Ha bir de tabii ki şeyi takip etsin. Bu programları sürekli takip etsin. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararını bekliyoruz. Hasbel kader. Kanun tamam iptal edilirse o zaman belki bir 30 gün e, şeye e, SSK borçlanmasına dönebiliriz. Evet. Yani gün. Anayasa Mahkemesi kararını mutlaka. Dönmesini bekliyoruz öyle bir kararın Anayasa Ama işte mahkemesi. ne kadarı döner, ne kadarı dönmez bilmiyorum. Onu da Ama şu durumda evet. E, asla borçlanma yapmasın. Yani benim müvekkilim olsa idi borçlandırmaz. Evet. Benim müvekkilim olsa idi borçlandırmazdım diyor Mehtap Hanım avukat olmadan da mü e, avukatmış gibi davrananlar var. Sosyal medya böyle bir şey, bu YouTube böyle bir şey. Adamın avukatlıkla alakası yok. Adamı yüz binler şey yapıyor. Millet avukat diyor. Bir zamanlar bana da avukat bey diyorlardı. Ben değilim diyordum. Yani kendim, ben avukat falan değilim. Ben program sunucusuyum. Avukat burada. Ama yani e, mesela her mesleği yapmak isteyenlere de evet, rastlıyoruz. Evet, evet yani. Şimdi diyor ki İyi akşamlar Mehtap Hanım ve Zeki Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz gibi dün üçüncü aşı yaptırdık. Birazcık kolum ağrıyor. O kadar fazla bir şey yok. Hafiften ara sıra da ter döküyoruz. Ama her şey yolunda. Mehtap Hanım'a da bir dahakinde de vurdu. Evet, evet. Gelir gelmez. <laughs> Derdimize dert olmaya çalışıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Benim bankam 2020'li ait bilgileri vermediğini fakat 2018 ve 2009 yılında adresimi e, yurt dışını çağrıştırdığı için hesap bilgilerimi Gelir İdaresi Başkanı'na göndermiş. Ben de Gelir İdaresi Başkanı'na 3 ay önce dilekçe yazdım. Benim banka bilgilerimi Almanya ile paylaştınız mı diye. Maalesef şimdiye kadar bir cevap gelmedi. Telefonla aradım. Yine bilgi vermediler. normal vermeyecekler. Telefon, ya öğreneceğiz, bu bilgiyi... öğreneceğiz. Yetkililer duyarlı değil diyor. Neden? Nasıl öğreneceğiz? Yetkililer duyarlı değil demiş. E, ben gelir İdaresi başkanlığının bu bilgileri e, yazılı vereceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü e, bu yazılı verdim vermedim gibi bir cevabı hiç kimseye gönderemez. Bu hem yurt vatandaşların hem de Türkiye'nin aleyhine yazılı belge oluşturur. Bu cevabı alabileceklerini zannetmiyorum. Ya ben de onu diyorum Alamazsınız size vermezler çünkü bu. Yani ancak sözlü olarak öğrenilebilir. O da ocaktan sonra. Ama bu yani resmi yazışmayla bile uzun sürer değil mi? E, yazışmaya cevap vereceklerini tahmin etmiyorum. Tamam. Neden? Çünkü. E, resmi dedim. Şöyle Vatandaşın olur. Vatandaşın Doğru. Vatandaşa bunu vermezler. Evet. Nedenini de söyleyeyim. Evet. Şimdi aslında yurt dışında yaşayan vatandaş bu bilgiyi istiyor değil mi? Benim bilgilerimi verdiniz mi? Vermediniz mi? Evet, vermediniz ben. mi? Evet. Senin bilgilerini vermedim diye bir cevap gönderirse. Aslında vermem gerekiyordu. Bak, bak ben yine yaptım, vermedim. Ne yaptım? Usulsüzlük yaptım. Evet. İmza Şu kaşa gelir derler. Evet. İmza belge, kaşa belge. Türkiye maliyesi. Evet. Yani bunu hele vatandaş hiç vereceklerini tahmin etmiyorum. Bu cevabı alamazlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, sevgili seyircimiz biri yazmış ama nasıl e, biraz hızlı yazmış ama çözmeye çalışacağız. İyi akşamlar sizleri izliyorum. Teyzem. Birkaç kere mesaj atıyor. Cevap verir misiniz lütfen? Benim soru şu. Bağkur emekliyim. Buradan tam emeklim. Buradan von geld alıyorum. İki senedir buradan ya da Türkiye'den ne gibi sorun çıkar cevap verirseniz memnun olurum. Anladım herhalde. Yani. Aa, yardım alıyor. Türkiye'den de emekli. Başım burada. yanar mı? Yani Her iki ülkeden de başı yanar. Aa. Çünkü yaşadığın ülke, yardımı veren ülke öğrenirse. Evet. Ee, sen yardım olamazsın diye bugüne kadar verdiği yardımları Ama senden iki alır. Ama iki yerden de emekli maaşı. Ee, biz e, yardım alamaz. Türkiye'deki maaşını söylemeden yardım almış. Türkiye'de öğrenirse yardım alırken Türkiye'den emekli aylığı almak yasak. Bağkur, emekli Sandığı farkı yok. Hı hı. Ee, yani ya bunu ya bu bir kadar acımasız mı yani? Bu şimdi ben buradan emekliyim, Türkiye'den de emekliyim, maaş alıyorum iki taraftan. Yardım alamazsınız. Buna rağmen Sosyal yardım alırken bu kanun çok açık. Sosyal yardım alırken Türkiye'den emekli aile alamaz. Ama alamazsın. iki taraftan emekliyim. İki tara bak. E, varsayalım. Ben vatandaşın şeyini avukatlığını yapıyorum. Yok yok yapıyorsun da evet. bak. Fransa evet. ben, yani Türkiye bu konuda veriyorum desin yine sorun değil. Evet. Diyelim ki Fransa, diyelim ki Almanya'dan hem hem emeklisiniz, döndünüz Türkiye'den de borçlanarak emekli oldunuz. Şimdi Almanya'da Fransa bunu öğrendiğinde zaten sana ceza kesecek. Yani burası yapacak o işi. Diyor. Türkiye'de yapacak. Tür Türkiye diyecek ki sen benden emekli aylığını sakladın. Zaten Türkiye Ne dedi Gelir İdaresi Başkanlığı biz sizin emekli aylıklarınızı da bildireceğiz. Bu böyle boş bir cümle olarak algılamayın. Evet. büyük bir ihtimalle ülkeler arası sosyal güvenlik kurumları arasında bu konuda aktarmaya arasında bir protokol imzalanmıştır. alınmıştır. Belgeyi görmedim ama tahmin ediyorum. Evet. Ben sizler adına soruyorum yani. Yani imkansız e, ben Türkiye olsam hiç yardım alırken alamazsın demem. Nasıl evet. olsa yaşadığı ülke yakalayınca alacak ondan o parayı. Ama biz yakalarsak biz de alacağız kaldı ortada. Şimdi demiş ki Mehtap Hanım'a sorar mısınız? 2008'de Bağkur'dan emekli oldum. Yurt dışında da emekli oldum. Kira yardımı alıyorum. Bir sorun olur mu saygılar? E, emekli 2008'de. Ol hani o vardı ya Bağkur kadınlar hani çalışmadan da e, Şimdi ya. orada aslında bir tane pilot dava açtık. Ben soruyu anladım. Evet. E, sosyal yardım mı alıyormuş? Sosyal yardım alanda hiç şans yok. Evet. Çalışan, 400 liralık çalışanda bel bir dava açtık. Onu e, daha ayrıntılı anlatayım ama yardım alırken Türkiye'den emekli aylığı alabilme seçeneğiniz yok. Eğer ee, 1985 yılından önce borçlanmadıysanız, önceden bunu anlatırdık ama o yaşta kimse kalmadı artık. Peki bu sorunun cevabını telefonlar vardı. Evet evet, ben de onu. Ya, şey... ya onu bir alalım, ama bu soru önemli bir soru. Tabii onu anlatacağım. 8 tamam, onu sonra anlatırsınız. Alo iyi akşamlar. Var mı? Ses, ses gelmiyor. Acaba stüdyoda da mı ses yok? Alo. İyi akşamlar. Bir sesi kontrol edelim. Dikkat edin düşmeyin. Hava da soğuk. Sıkıntı olmasın. Evet düşmüş. Siz öbür mevzuya gelin. Şimdi 2008'den önce 2008-2011 arası 400 euroluk çalışanlar için böyle bir hak vardı. O da Nisan ayından, Temmuz ayından önce aynı 400 euroluk iş, 450 euroluk mini da çalışıyordu Sonra 2020 yılının sonunda tekrar bu bir hak çıktı. Evet. 450 euro olur. Yani mini job, sigortadan maaf çalışma 500 euro olur, 400 euro olur, 1000 euro olur. Onu bilemem ülkelere göre. Hı hı. bu çalışma hakkı var. Türkiye'den de maaş alabilirsiniz. Ama yardımla ilgili en ufak bir Kanun değişikliği olmadı. 1985 yılında bu yana sosyal yardım alırken kira yardım olur. O yardımı ikamete dayalı herhangi bir yardım aldığınızda Türkiye'den aylık almanıza imkan ve ihtimal yok ne yazık ki. Ee, yani bunu bir de şöyle düşünün yaşadığınız ülkeye. Ben Türkiye'den emekliyim şu kadar maaş alıyorum bana e, yardım verin diyerek de gitmediniz. Evet. Her iki ülke açısından sıkıntı. Her iki ülke açısından başınız yanar. Her iki ülke açısından canınız yanar. Şöyle ki bir de büyük bir ihtimalle bir kısmınız sosyal yardım alırken Türkiye'deki emeklilik primini ödediniz. E, bu parayı da nereden buldun deyip geçmiş yılların tüm paralarını sizden isterler. Sadece emekli aylığı aldığınız dönemleri değil bu para vardı da ben sana niye sosyal yardım verdim derler. Çünkü borçlandığınız tarihi de sizden sormaya başladılar. Evet. Derler ve sizi yerler. Ham yaparlar. Yani. Canınız dilden söylüyorum. Selam bilgi payı. Bakın. Hani var mı duymayan? Selam bilgi paylaşımı 2019'dan itibaren banka hesapları paylaşılıyor mu demiş. Bunu biz e, defaatle anlatmıştık. Paylaşılıyor mu? 2020'den itibaren Avrupa'ya verecektik. Fakat bu yılın başında e, Avrupa'da yaptı Şubat ayında. Dedi ki yok kesmedi beni 2019'da alacağım. Evet. Ne yazık ki e, vatandaşlarımızın belki %70'i hiç yakalanmayacaktı. Bu 2019'un bazısı e, hangisi olduğunu kestiremeyiz. E, bazısı vatandaşlarımızın canını yakacak. Fakat 2017'den beri e, çığlık attık. Şimdi de gayrimenkullerle çığlık atıyoruz evet. ama ee, yine o gün geldiğinde, bir gün geldiğinde diyeceğiz ki ama biz size çok anlattık. Birileri de diyecek ki duyduk, birileri de di diyecek ki duyduk da inanmadık. Ha. değil yani. Ee, biz demiş şey olalım da hep bilgi paylaşımı başladı ne yazık ki. Kiminki verildi, kiminki verilmedi bilemeyiz ama bilgi paylaşımı başladı. 31 Aralık'ta da kesin hepsi bitmiş olacak. Bitmiş olacak. Evet. Ha 1 Ocak'ta da 2021'in verileri verilecek. Kendi kendinize hasbel kader. Şansınız yaver gittiğini düşünürseniz, eksiğiniz %100 var, 2021 verilerini sağlama alın diyoruz ama e, pek ilginiz de olmuyor. E, gelip tedbir almıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Oradan yakalandığınızda belki kiralarınız, belki gayrimenkullerinizin işareti çıkacak. Sizden geçmişe dönük döküm isteyecekler ve bunlarla da e, gayrimenkullerde de yakalanacaksınız tek taraftan değil birçok taraftan ciddi sıkıntı, ciddi problem yaşayacaksınız. Şimdi Arkadaşlar uzun yani. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben 2015 yılında 5375 üç günü boşlanıp 50 yaşında 2016'da emekli olmayı hak etmiştim borçlanma başvuru belge ve o yılları incelenmiş. O zaman 2016 yılında emekli olmam durumunda 2750 TL civarında maaş alabileceğim e, hesaplanmıştı. Ben almaya çalışmaya devam ediyorum. Niyetim 60 yaşında başvurmak. Son zamanlarda 2000 öncesi ve sonrası ifadeyle 2000 yılı sonrası emekli 1600 TL civarı. Ben emekliliğe başvurmakta zarar mı ettim? Maaş durumu buna itiraz mümkün mü? 1966 doğmuş üçüncü yayın, onu. Ee, 1987-92 1722 iş günü öğretmen emekli sandığı Türkiye. 2013 SSS, SSK 15 gün. Geri kalan 1900. E, geri kalan 1900 eksik günlerimi de SSK'dan 2000... tamamladım Neyse ben diyor. Ben anladım soruyu. Şey. Evet. Şimdi e, diyor ki ben e, emekli sandığına tabiyken Almanya'ya geldim. Çalışmaya başladım. Sonra da SS, emekli sandığı yüksek olduğu için SSK'da çalıştım. Birkaç gün kalan günlerimi SSK üzerinden tamamladım. Umarım çalıştığı iş yeri bunu kontrol etmesini herkese söylüyorum. Çalıştığı iş kendi bulmuştur. Doğru düzgün bir iş yerinde çalışmıştır. O SSK'dan başı yanmaz ama e, SSK'lı olarak işte emek sandığı SSK olarak çalışmalarını tamamlamış. Şimdi mi maaş alırım sonra mı alırım? Emekli aylıklarının borçlanma takip cetvelini görürsek ne kadar maaş alacağı konusunda bir fikir veririz. Tamam biz diyoruz 2000 öncesi 2000 sonrası e, boşlanmalar evet emekli aylıklarını düşürüyor. Özellikle 2019 1 Temmuz'da 1 Ağustos'tan sonra kurum borçlanmalarda vatandaşın en az maaş alacağı şekilde maaş bağlamaya başladı. Hani bunu bugün müracaat etmesiyle 5 e, yıl sonra müracaat etmesi arasında bir fark yok. Hatta belki 5 yıl sonraya e, kurumun bu açıkça hukuka aykırı evet. uygulaması değişebilir. Yargıtay görüş değiştirebilir. Çünkü o yargıtay kararı şöyle çıktı. Vatandaşlarımıza da çok üzülüyorum. E, kurum zarar ediyor. Baskısıyla çıktı. 2000 e, 16'dan öncesinde bu konuda açılan davalar tamamı vatandaşın lehine düşük aylık veremez devlet şeklinde çıktığı halde 2016'da davalar uzatıldı uzatıldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan 2017-18'de bir karar Hı. çıktı. Dendi ki geçmiş olsun düşük maaş vereceğiz. Beklemez. Evet sevgili seyirciler çok hızlı geçiyor bu akşam ben de anlamadım. Evet ya çok hızlı çok Çok e, şeyler var, sorular var çünkü. Hem oraya bakıyorum, hem oraya bakıyorum. Zeki YouTube'da, abi YouTube'dan cevap veriyor musunuz diye yazıyorlar sorular. Evet veriyorum, hepsine veriyorum. YouTube, Facebook, Twitter hepsine veriyorum. Merak etmeyin. Şimdi kısa bir reklam arası reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Bizden ayırmayın. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Hukuk masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında! Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanan emeklilik, Bombasan ve diğer holdinglerle ilgili son durum Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek, alınacak önlemler var mı? mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Avrupa Masası Avrupalı Türklerin dertlerini birine yaranmak için değil, evet. doğrunun bu olduğu için bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Medya ile karşı karşıya kalan evet. e, Türk vatandaşları vardı bu Almanya'da. İsteklerini ya da ne yapmalıyız burada yaşıyorsak artık Alman vatandaşı olmalıyız. Kültürel zenginliklerini bir insan bir seçmenliği göz göre göre nasıl mağdur eder? Bunun hesabını veremezsiniz. Hakların başına gelen aynı olay benzer şekilde bu arabanın başına evet. geliyor. En önemlisi haklarını. Sen bir taraftan kovuyorsun. Gelme. Ben seni istemiyorum diyorsun. istemiyorum diyen yanın daha fazla. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupa'lı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenasında. Almanya'nın çıkarına siyaset yapan bir politikacı, Almanya'da yaşayan vatandaşların da çıkarına siyaset yapmalıdır. YTB yurt dışında yaşayan Türk diasporasının özellikle gençlerini projelerle destekliyor. Biz buradayız, burası bizim artık vatanımız. Yani ana vatanımız her ne kadar Türkiye olsa bile bizim artık burası vatanımız. Biz çok kötü bir nesil değiliz aslında. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin, arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. İnsanlar buradaki medyanın bayağı bir etkisi altındalar. Hala kendimizi ispatlamamız gerektiğini hissettiriyor Almanlar bize. Almanya için alternatif parti, CDU ve FDP içinden çıkan politikacılar tarafından kurulmuş bir parti. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Ülkçü bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Ateş çemberi Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla Almanya'da kurumsal ırkçılık var. Almanya'da %30'a yakında bir ırkçı düşünceye çok yakın insanlar var. Sorunlarla Geçmişte milli görüşe niye saldırdılarsa bugün de DİTİB'e saldırıyorlar. Demokrasiye uzanan eller kırılır. Milletine çevrilen silahların önünde asla selam durmayız. Çözümlerle Biz Türk milletinin nerede yaşarsa yaşasın umudunu bağladığı bir ülkeyiz. Projelerle 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu. Zorluk çekeceğiz. Tabii ki entegre olacaklar ama entegre olmak demek dilini, kültürünü, kimliğini kaybetmesi anlamına gelmiyor. Avrupalı Türklerle. Biz Avrupa Türkleriyiz. Yani bizim gizli ajandamız yok. Burayı biz yeni kendimiz vatan edindik. Avrupa Baskısı haftanın ardından en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Sadece polis tarafından değil, aslında her alanda şiddete maruz kalıyor Türkler. Şimdi Almanya'daki en büyük ticareti Avrupa ülkelerinden Türkiye ile yapar. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği. Yani Ulusal medyaya baktığımızda ben gidişatı çok kötü görüyorum. Avrupalı Türkler üzerinde oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri. Irkçılık Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bir artış gösteriyor. Halkın içinde bir ırkçı duruş var. İş Dünyası ve girişimcilik Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurmanın yollarını nelilendiren dosyalar bir yılda çıkabiliyorken şimdi bir buçuk iki yıl bekleyen üç yıl bekleyen dosyalar var. Şirketlerin yeniden yapılandırılması özel krediler alındığı zaman iki haftadan 30 güne kadar geri çevirme hakkına sahipsiniz Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Almanlar da Avrupalılar da daha çok hesap kitap yaparlar. Fizibilite vesaire o konuda iyidirler. Türkiye'deki yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Türk iş adamlarımızın kesinlikle Türkiye'de buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları bayanlarca. Gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Avrupalı Türklerin emlak sahibi olarak Avrupa veya Türkiye'deki emlakları ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Sigorta, vergi, kredi, sosyal haklar, devlet teşvikleri, inşaat ve tamirat hukuku gibi tüm sorularınızın yanıtları bu programda. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Bir MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan yüzde seksenlik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım, soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Bey'le de dayımgil var, Naci dayım var, hadi İmgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Ya hay, ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Bizden niyaz eylesen her gelir Kul Hakk'a dört kapı kırk makamda erer Yolda püro himmet dediklerinde oğul önce hizmet derler Gel marifet öğren, gir gönüle nazar eyle İzleyenleriyle Son nokta, son peygamber, son din ve bunun tümünün adı Yüce İslam Konuklarıyla Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki ben nebiyken Adem çamur ile balçık arasındaydı diyor. Değişleriyle. Çünkü onlar fitnenin ve fesadın kurbanları olmuşlar. Ehli beytin hepsi. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikati ermeye çalışıp şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Gaflet uykusunda yapar Avrupalı kadınların sesi kadınca her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız haber magazin moda sağlık güzellik eğitim yemek kültür ve sanat. Tarihe bakış, dünden bugüne, bugünden yarına bakıştır. Düne bakmak, bugünü görmek, yarına varmak yoludur tarih. Alam hey, şahım hey, hey sevdanın şafağı Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Nerede Türk adı varsa oraya doğru akın. Ya Allah bismillah mutlaka zafer yakın. Avrupa'nın ortası Almanya'da Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Çanakkale içinde vurdular beni. Burası uşur, yol yokuşur. Irmağının akışına ölürüm tüm. milletimin istiklali uluslararası alandan türk bestecilerinin eserlerini yorumlayan kültürümüzü dünyaya en iyi şekilde tanıtan tek orkestra grubu turkish chamber Orkestra 276 opus eseri 19 senfoni bestesi ve 40 yıldır kön Senfoni Orkestrası'nın şefi. O, Betin Güneş. O Avrupalı bir tür. O artık sizinle. Avrupa'nın arabesk ve fantezi kralı Ersoy Dinç kanal Avrupa ekranlarında. Güzel gözlüm sana, al canım senin olsun. Müzik eğlence, birbirinden değerli konuklar bu programda. Karadeniz Rüzgün. Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası birlikteyiz. Devam edeceğiniz bir şey var mı Mete Hanım? Aslında bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sonra, şeyle ilgili sonra da boşlanma ile ilgili kısa kısa bilgileri hep program boyunca da vermek istiyorum. Aslında konsolosluklarla ilgili Evet, evet söyleyelim. Ee, ciddi bir sıkıntı var. Daha doğrusu Türkiye'nin bir işleyişinde yurt dışındaki vatandaşla ilgili ciddi sıkıntı var. Örneğin ifade almak için e, çıkarttığı yakalama emirleri. Yani e, Türkiye'ye girişte çıkışta yakalama emri çıkarıyor. Bir itirazımız yok da buna. Yine yakalama emri kalsın. E, vatandaşların pasaportlarının süresi doluyor. Dolayısıyla oturumlarının süresi de dolmuş oluyor. Şimdi eğer... Ee, bu yakalama emirlerini Türkiye e, pasaport almaya engel teşkil edecek hale getirirse zaten ifade almayı istediğin adamı evet. pasaport vermezsen kanatlanıp uçarak mı gelecek? Hani bunu ben bir dış Türklere de iletmek istiyorum. Eski mevkilerimden birinin başına gelmiş. Ee, dosyasını bugün gördüm. Size de bir örneğini vereceğim. Ee, davayı da biz takip etmiyoruz bu arada rahatça verebilirim. Hı -hı. Hani takip ettiğim bir işle ilgili konuşmam e, yanlış anlaşılmasın işte, diye evet. doğru değil. Evet. E, ama bu daha önce de bir başka e, kişiden geldi. Yakalama emrini, tutuklama emrini çıkarabilirsiniz. Siz bu adamı Türkiye'ye çağırıp ifadesini almak, bu adamla ilgili davayı devam ettirmek istiyorsanız öncelikle pasaportunu vermelisiniz. Bir de e, konu her ne olursa olsun. E, bu vatandaşlar bizim vatandaşlarımız. Biz bu adamların pasaportunu yeniletmezsek, bu adamların oturumlarını tehlikeye atarsak. E, bahsettiğim adam 82 yaşında. Bir suç işlediğinden değil. E, orman arazi, yaşında. Orman arazisi evet. üzerinde işte dededen kalma orman arazisi, orma, gayrimenkul orman arazisi evet. çıkmış. Yargılama yapmışlar. Adama miras kalmış bu. Evet. 82 yaşında koa hastası gidemeyen bir vatandaşımız sen bir de oturumunu vermiyorsun. Konsolosluğa ee, da mı gidemiyor? gidemiyor? Konsolosluğa gidiyor, konsolosluk diyor ki senin yakalamam var. Ben sana pasaport vermem. Ben sana vekalet düzenlettirmem. Ben ha. sana şunu yapmam. Yakalaması olduğunda tamam vekalet verdirmeyin. Bunları bir yere kadar hoşgörürüz ama. Evet. Ya bu adamların pasaportunu verin. Tedavisi devam eden insanlar. E, yurt dışı oturma tehlikeye girerse Açıklayamaz. Yani adamlar vatandaşlıktan mı çıksınlar? Zaten sağlık nedeniyle bahsettiğim kişi 2014'ten beri Türkiye'ye giremiyor, uçağa binmesi yasak. Bir başka yöntemi olmalı. Ama pasaport vermemek vatandaşı yurt dışında bir düzüne probleme, sağlık problemine çalışıyorsa evet. işine engel olmak demek. Hani bu konuda bir bir daha gözden geçirmek gerekiyor. Hatta e, birçoğunuzun başından böyle olaylar devam ediyordur, vardır, geçiyordur. Bunlarla ilgili e, ben ileteceğim dış Türklere de hatta bunu İçişleri Bakanlığı'na da bildiririm. Bir örnek olduğumu bildirebiliyorum. E, bununla ilgili yeni bir aksiyon alması gerekiyor. Hangi Aslında, bölgede Mete Hanım? Çok yakında buralarda bir yerde. Yani bizim konsolosluk SMV'ye Düsseldorf'a? Evet, olarak. evet. Tamam. tamam. E, bununla ilgili... Mutlaka mutlaka Türkiye'ye, dış Türklere de gönderin sizin başınıza geldiyse. Ee, bakın iş olarak söylemiyorum, beni ilgilendiren bir mesele değil ama burada yaşayacağınız sıkıntıları çok iyi bildiğim için söylüyorum. Yani her 50 kişiden birinin yazın bir trafik kazasına karışmıştır, ee, pasaportunu alamıyordur, kışın bir başka bir şeydir, bir mirastır. Evet onlarla ilgili ama e, yakalama emri, tutuklama emri tamam yerine getirin. Fakat pasaportunu da verin ki adam gelsin ifade versin. Pasaportunu verin ki yurt dışında mağdur olmasın. Pasaportunu verin ki hapis cezası da varsa gelsin yansın. O ayrı mesele. O tartışılır. O hukukun meselesi. Fakat sen ben sana ifade vermen için çağırdım gelmedim Pasaportu vermiyorum. Bir daha gelme demek. Tek gidiş yolu var e, uçağın altında. Evet. Ee, Zeki Bey iyi akşamlar. Ben Almanya'da Emekli olduktan sonra 2017'de Türkiye'den emekli oldum ve burada 2017'den 4 euro çalıştım. 30.5 2020'de yani 5. ayın 30.20'de son aylığımı aldım ve işi bıraktım. Şu anda çalışmıyorum fakat sosyal sigortadan gelen bir mektupta bende 240 bin TL ceza geldi. Ve sosyal sigortada yeni Bağkur'dan emekli yapmak istiyorlar. 1800 hmm. parasını yatırın o da 96.588 TL artı 7000 küsür bana ödenmesi gereken bayram parasını da istiyorlar. Bana ne yol gösterebilirsiniz? Diğer parayı da 129 bini de ben Bağkur'dan emekli olduktan sonra bana ödenen maaştan kesilecek. Demiş artı ben emekli olmuşum Türkiye'den ceza mı öder ve sosyal çikortadan emekliliğimi devam ederim. Tabii metemarım daha iyi bilir demiş. Eğer bizi izliyorsanız lütfen hemen önce şu soruyu bir cevaben Sizinle yazın. Sizinle görüşecek o zaten. Ee, sizin borçlanma işlemlerinizi kim yaptı? Kişi merak etmiyorum. Ben ben söyleyeyim sana? Bir zamanlar benim yanımda senle birlikte programa çıkan ama avukat olmayan, Aa! devletin dairesinde e, dış ilişkiler daire başkanlığı yapan birisi. Söyleyeyim ya yani? Yapan o. Yuh artık. Hatta demiş ki 140 bin ver ben bu işleri düzelteyim demiş. Ha asla. Yani orada belki ilişkilerini kullanarak falan filan bir şey yapabilir. Eğer evet. e, çalıştığınız büyük bir ihtimalle çalıştığınız Anladınız, işten değil kaynaklı. Evet. E, birinci sırada sizin ikinci sırada bizim evet. milletin başına bela ettiğimiz evet. bir kişiden evet. bahsediyoruz evet. herhalde. Aynen öyle. aynen öyle. E, şimdi bir çalıştığınız iş yeri nasıl bulunmuş kimmiş ona bakalım o nedenle mi kaynağı. Hı -hı. İki. Ee, bu şey çalışmayla ilgili ise nedir adı? Ee, 450 Euro'luk çalışmayla ilgili ise tam da bundan bahsetmek istiyordum. Soru denk geldi. Ee, şimdi sonradan çıkan kanun dedi ki 450 Euro'ya kadar çalışabilirsiniz. Aslında biz bu konuda birkaç tane vatandaşa müsaade ederseniz dava açalım dedik. Ee, o 450 Euro'dan kaynaklıysa çözülme ihtimali var ama ee, şunu da biz onları da şöyle açtık onu söyleyeyim. İtilazi kayıtla niye aktarılmış. Büyük bir ihtimalle TSK'lı çalışmada sıkıntısı vardır. Eğer oradaysa orada bir bakmamız lazım. Sıkıntı neden kaynaklı? Şikayet mi ihbar mı sahte iş yeri mi? İş takipçilerinin ne yazık ki biz sizi sigortalı da gösteririz deyip saçma sapan mezarlıkta kurdukları şirketler üzerinden vatandaşı bu tür mağduriyet yaşadıklarına da çok tanık olduk. SSK'nın e, tespitine göre 250 bin kişi demişti herhalde bu, bu durumda. O yüzden bir ne olduğuna bakalım. Ondan sonra da e, hani bu şu soruların cevabını bilirsek daha ayrıntılı cevap verebiliriz. Eğer sadece 450 Euro'luk iştense çözülebilir ihtimali var. Evet, Ama sahte işleri ise sahte işleri nasıl bir iş yeri? iş takipçisinin bulduğu işleri ise hiç seçenek yok çünkü. Gerçekten iş yapmayan, sadece yurt dışındaki vatandaşı sigortalıymış gibi göstermek için. Hatta oradan da sigorta primlerini de almışlar öğrendiğim kadarıyla. Bunun için kurulmuş bir iş ise orada hiçbir fatura kesilmemiş, hiç iş olmamış, hiç güç olmamış. Oradan kurtarmamız çok zor ama bir bakmamız lazım. Evet, Mehtap Hanım bir bakmamız lazım diyor. Ee, varsa daha bu konuyla ilgili merak ettiğin? Ayrı bir, bir, ayrıcalık tanıyayım. Değerli bir dostumuzun aracılığıyla bana gönderiyor onu. Ben sabah görüştüm. <laughs> ee, ve Mehtap Hanım'ın söyledikleri tahmin ediyorum tatmin edicidir ama yine de merak ettiğin varsa yine e, alabiliriz. Bu arada sevgili seyircim demiş ki selamun aleyküm bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Sizin ilgi alanınız mıdır bilmiyorum ama <laughs> bir şansımı deneyeyim demiş. Deneyin. Almanya'da çalışıyorum. Her sene yarı ya yapıyorum. Bizim ilgi alanımız. Türkiye'de bir dairem var. Ondan kira alıyorum. Burada finansamta bildirmem lazım mı? İki. ikinci sorum. Temelli dönüş yapsam hiç dos parası almadım. Arbaytsam ödemiş olduğum parayı toptan hani bu ödüyorlar ya şeye çalıştığın zaman vergide. Ödemiş parayı geri alabilir miyim diye de sormuş sevgili. Bir ikiye devam edelim. Evet. Şimdi bir, e, Türkiye'deki gayrimenkullerinizi e, yaşadığınız ülke ta 2015 ve daha öncesinden itibaren çıkarılan vergi yasaları ve uluslararası sözleşmelerle birlikte evet. gayrimenkullerinizle ilgili bilgi sahibi olmayı yani yaşadığınız ülke ve çalıştığınız ülke, bulunduğunuz ülke e, bunları bilmek, öğrenmek istiyor. Ve diyor ki eğer bunların da bir geliri varsa... Bunların vergisini bana ödeyeceksin. E, aynı zamanda da kira gelirin olsun. İşte e, ekim dikimden para kazanabilirsin ki böyle vatandaşlarımız da var. Bunlardaki geliri bana bildireceksin. Vergisini de ben alacağım diyor. Bugüne kadar e, ne yurt dışı makamları, ne Türkiye, ne Türkiye yetkilileri, ne yurt dışı yetkilileri size bu konuda e, bir bilgi vermediler. Yani birçoğunuz bilmeyerek... Bu gelirleri bildirmediniz. Bir kısmınızda yardım alırken almış olduğunuz malları bildiremediniz. Bir kısmınız iflasını ilan ettiğinizde bildiremediniz. Ama e, şimdi bugün bildirirseniz eğer bugün ben kira gelirimi bildireyim. 10 yıldır kira alıyorsanız e, size 10 yıllık kira çıkarılacak. Gayrimenkul çıkarılacak. Topluca bir vergi kesilecek. Tabi bu kendini bildirip e, bir yılı bildirip kurtulacağını düşünenler için böyle bir yöntem yol yok gibi başka mallarınızı da soracaklar var mı diye oturduğunuz ev varsa onu da soracaklar babadan kalma tarla varsa onu da soracaklar eşinize bir şey kalmışsa veya eşinizin üzerinde bir şey varsa onu da soracaklar 18 yaş altı veya sizinle birlikte yaşayan çocuklarınkini de araştıracaklar ben bunu bildireyim huzurum kaçmasın demeden önce Türkiye'deki durumunuzu bir görmeniz lazım yardım almamış olabilirsiniz. Bu bambaşka bir şey. Yardım alma yani yardıma ama yıllık bir şeyde bildirmedin. Her biriniz ne yazık ki yıl sonu gelir beyannamesinde verdiniz veya vermediniz. Emekliler e, ya da biri düşük maaş gözükenler diyor ki ama ben hiç vermedim çünkü gelirim düşüktü. Daha beter vermen gerekirken vermedin. Türkiye'deki gelirlerinle Türkiye'deki emekli aylığında aslında yıl sonunda beyanname verme noktasına geldiğin halde vermediğin için beyanname vermeme suçunu da işlemiş oldun. Ondan da bir para cezası yersin. Ee, şimdi bunu bildireyim mi bildirmeyeyim mi noktasında bir Türkiye'den ifti, e, avukata ihtiyacınız olacak. Bildirecek mi bildirip bildirmemenize tabii ne yurt dışındaki avukat ne Türkiye'deki karışmaz. Sizin kararınıza bırakır ama şu sorulur. Bildirmeyecekseniz şu 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 tedbirler lazım. Bildirecekseniz burada bütün mal varlığınızı ve tüm finansal e, Durumunuzu gözden geçirmemiz gerekir ki diyecek avukatınız. Ona göre şurada şu tedbiri alıp burada da bunu yapıp ondan sonra gidip gayrimenkulünü bildiriyorsan bildir diyebiliriz. E, bu nedenle ben bir tane kiram var onu bildirdimle kurtulmuyorsunuz. O zaman size diyor ki bana bir tane yetki ver veya sen git getir başka gayrimenkul başka tapu miras her neyse bunları da bilmek istiyorum. Bankada param var mı kiram varsa banka hesabında vardır diyor. Bankadaki hesapları da banka durumunda öğrenmek istiyorum diyor. Bu yüzden kendi kendinize ben yapayım da kurtulayım demeyin. Daha önce yapılmamış işlerin tamamının hesabını vermek mecburiyetinde kalırsınız. Bu da sıkıntı olur. Diyor ki ilginç bir soru aslında ama yapılması zor, mümkün değil. E, bu 450 euro mini job çıktı ya diyor, bunun karşılığında sosyal yardım alamayız mı? Yani 450 euro var ya diyor çalışmak için, 450 euro da sosyal yardım alamayız mı? E, bu yasa herkese geçerli değil mi demiş. Yani sosyal yardım alana da geçerli mi demek istiyor anladım. E, şimdi 450 euro sosyal yardımı Türkiye'ye veriyorum dese de alamazsınız neden? sen Türkiye'de gelirim varken, maaşın varken sosyal yardım alamazsın. Türkiye'deki maaşını göstereceksin. Hadi diyelim ki 250 euro Türkiye'deki maaşın tuttu euro çok yükseldiği için. Adam sana demeyecek mi? Daha önce de almışsın sosyal yardımı da o Türkiye'deki maaşını keserek sana verecek. 300 verecek. Yani sen Türkiye'deki maaşın çıktığında zaten sana 50 euro maaş verebilecek ki... Sosyal yardım alırken yasak. Hiçbir seçeneğiniz yok. Türkiye'den sosyal yurt dışından sosyal yardım alırken Türkiye'den emekli alma şansınız yok. Hiçbir zaman bu kanun kalkmadı. 1985'te çıktı ve bir daha bu konu konuşulmadı, tartışılmadı ve kalkmadı. Kalkmaz da aslında pratikte de size hiçbir yararı yok bunun. Çünkü sosyal yardım aldığınızda Türkiye'deki maaşınızla düşüldükten sonra zaten bir şey vermeyecekler. Genel olarak sosyal yardım miktarlarını biliyoruz 300-400 lira. Bu da zaten aylığınıza denk geliyor. Evet bu arada önümüzdeki sene 520 euro çıkıyor. Şey, çalışma hakkı. Mini job 520 euroya çıktığında Mete Hanım çok güzel o zaman dedi. Orayla ilgili güzel bir şeyler söyledi. Ben yine anlamadım o mevzuyu anne. Niye şimdi neresi, neresi, e, güzel Mete Hanım. Türkiye'den emekli aylığı alırken aha. çalışma hakkı işte bu 450 Hı, euro varken aha. yani 450 euro'luk çalışma çıktığında eee euro'nun yüksek olduğu o güzel şey düşük olduğu o güzel günlerde ee, maaşlar yaklaşık 300-320 euroya denk geliyordu, 400 euroya yaklaşan maaşlar vardı. Hmm. Şimdi vatandaş, e, özellikle de eşten yararlananlar, e, hem Türkiye'den aylığını alıp, hem 450 euroluk çalışıp e, çalıştığında 450 euro artı 300 euro e, ya da 2 450 euro sınırını geçiyordu. Bu sınırı geçtiğinde de yaşadıkları ülke diyordu ki özellikle Almanya sen sigortadan muaf çalışma limitinin üzerinde gelirim var. 200 euro kadar sağlık sigortası ödemek zorundasın. Ha, şimdi az ödeyecek bu sefer. Şimdi eğer zaten ne yazık ki şimdi aldıkları maaşlar 180 euro civarına düştü. 200 yani, euro yani. civarına. 2000 TL, 100, evet. 1800 TL evet. Yani e, 150 Euro civarına düştü neredeyse ortalaması. Ha, evet. O zaman 300 350 Euro'luk daha çalışma hakkı doğacak. Yani e, 400 525 Euro'luk çalışmasa bile eşinin sağlık sigortasından yararlanabilecek. Bu yüzden önemli. Hani bu ayrıntıyı da e, sık sık aslında konuşalım. Bu da çok canlarını yakacak. 3 yıl e, işte 450 ya da 520 Euro'yu geçen bir e, ...gelir elde ettilerse Türkiye'deki aylıklarıyla... ...bunu yurt dışı öğrendiğindeki öğrenir... Evet. ...geçmişe dönük 200 euroluk aylık para ister faizleriyle... ...bu da 6-7 bin euroyu bulur. Yani bu yüzden önemli dedi. Ee, bir önceki soruda evet. bir cümle söylemem Buyurun. lazımdı. Buyurun. Ee, çok da önemli bir şey. Ben Türkiye'ye gelirsem cümle ha. başlayan evet. cümlede... ...Türkiye'ye gelirseniz alamazsınız. Çünkü o ödemeler genelde ikamete dayalı ödemeler... Ama daha önemlisi, eğer Türkiye'ye, Türkiye'deki mal varlığı ile ilgili kaygılar nedeniyle gelmeyi düşünüyorsanız, hiçbir faydası yok size. Şöyle yok. E, bugünden itibaren 2021-2011'e kadar mal varlığınızı araştırma hakkına sahipler. Hatta 2022'de şey 2000 tabi 2011'e kadar e, geçmişe dönük 10 yıl araştırabiliyorlar. Siz Türkiye'ye kesin dönmüş olsanız bile. 3 yıl sonra yine 2011'e kadar araştırma yapabilirler. Dolayısıyla bizim size tavsiyemiz e, durumunuzu Türkiye'ye kesin dönüş yapacaksanız veya döndüyseniz bile 2010'dan önce dönmediyseniz her biriniz bu kanunla ilgili öyle ya da böyle muhatap olursunuz. 2022'de deriz ki 2011'den önce döndüyseniz sizi ilgilendirmez. Yani geçmişe dönük 10 yıllık bir denetime tabisiniz. Türkiye'de de olsanız araştırabilirler. Vefat etseniz de araştırır, mirasçılarınıza dönerler. Hani hepinizin aklında ya biz de o zaman Türkiye'ye dönelim, yaşayalım. Dönebilirsiniz. Fakat bir aklayın paklayın öyle dönün. Evet aklayın paklayın öyle dönün diyor Mehtap Hanım. İyi akşamlar ben 2014'te emekli oldum ama burada çalışıyorum. Onun için Türkiye'deki ailemi dondurdum. Şu anda param orada birikiyor mu bunu bilmek istiyorum. Teşekkür ederim. Güldüm Peki Devlet size o parayı zaten verecek olsa Niye Biriktirsin kendi evet. kasasında Yani evet. sen bunu yersin harcarsın Çarçur edersin diye vermemezlik etmiyor evet. ee, Emekli aylığı Siz 2014 yılında prim ödemişsiniz Emekli olmamışsınız bir bu konuda anlaşalım Emekli olmak için Çalışmayacaksınız 450 euro primden muaf çalışma hariç Yardım almayacaksınız ve yaşınız gelmiş olacak. Sizin anladığım kadarıyla çalıştığınız için alamıyorsunuz. Dolayısıyla emekliliğe hak kazanmıyorsunuz. Bir paranız falan da birikmiyor. Ne zaman işi bıraktınız, ne zaman yardım almıyorsunuz, ne zaman işsizlik ödeneği alma hakkınızı da kullandınız, ondan sonra Türkiye'de emekli aylığı almaya hak kazanıyorsunuz. Evet, Erhan Bey diyor ki e, selamlar, iyi yayınlar, her zamanki gibi doğru bilgiler, doğru insanlar. Evet. Öyle olmaya çalışıyoruz. Ee, sevgili vatandaşımızın, seyircimizin bile diyor ki bu kanunlar milleti yaktı desenize. Yaksa yine iyi, kavuruyor bir de. Yani Yani bu uluslararası anlaşma özellikle e, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili olan uluslararası anlaşma ne yazık ki çok kişinin canını yakacak. Hatta yaktı diyelim şu anda herhalde yurt dışı makamları ellerine gelen belgelerden vatandaşa mektup hazırlıyor, vatandaşa para cezası hazırlıyor. Hatta e, sen şu, bu e, benim edindiğim belgeler yetmez. Sen bankana git şunu getir. Sen e, şuradan da bunu getir. O şuradanını ben biliyorum da buradan söylemek istemiyorum. Zaten o araştırmayı yapıyorlar. E, bunları getirtecek, para cezalarını hazırlayacak. Birçoğunuzun huzurunu kaçıracak. Gelecekte hem sizin canınızı yakacak, gelecekte de hem de çocuklarınızın canını yakacak. Yakaladıkları e, evrak gayrimenkul yakaladıklarında e, şöyle yapıyorlar. Sizin eşinizin Türkiye'deki mal varlığını araştırıyorlar. Miras kalana bile bakıyorlar. Şurada şu kadar miras hissem var ya da eşinin bu kadar miras hissesi var. Senin şu kadar malın var. E, ev birden fazlaysa şu kadar da kira gelirim var diyorlar. Oradan da işte şu kadar borcum var diye hesaplıyorlar. Fakat eşinin babasından buraya hiç gelmemiş babasından gelen malı takip eden bu ülkeler yarın bir gün sizin mallarınızdan dolayı vefatınız halinde bir miras kaldı vergi öde diyecekler İki ola ki ihtiyaçları olacak sen bunu bir de sen bunu diyecekler. Mal varlığın var yani çocukların da çocuklarınızdan da bunların vergisini algısını hastalık zamanı onu satma yardım istediklerini ha, senin orada bir miras vardı gitti. Ee, annenin babasından kalanı, babandan kalanı, dedenden kalanı sat da gel diyecekler. Öyle böyle başınız yanmadı, öyle böyle canınız yanmadı. Gayrimenkullerle ilgili önümüzü görene kadar tedbirinizi alın lütfen. Ne diyelim? Diyor ki iyi akşamlar ben Hollanda'dan 2018'de döndüm. E, emekli maaşı alıyorum. Çifte vatandaşım beni de araştırırlar mı? Demiş Araştırırlar çe daha da güzel araştırırlar. Araştırırlar. 2011'e kadar olan kesme araştırma hakları var ki araştırıyor da olabilirler. Hollanda özellikle çok hızlı gidiyor. Ee, çok rahat e, belge bilgi topluyor. Ee, yani biz bu kurumlara gitsek Türkiye'de bize bu kadar rahat kapılar açılmaz. Bunlar kapıları nasıl açıyorlar bilmem ama çok güzel açıyorlar. Ee, siz tedbir almadıysanız Türkiye'de de olsanız. 2011 yılından önce dönmediyseniz hepinizi ilgilendiriyor. Şimdi sorular gelmeye devam ediyor. Ben Mehtap Hanım'a hem ihbar hattından hem YouTube sayfamızdan hem Facebook sayfamızdan ben gelen soruları zaten sizler adına Mehtap Hanım'a yönlendiriyorum. Ama telefonla da makul ve mantıklı sorulara da cevap veriyoruz. Yani zaten isimlerinizi almadan. Anons etmeden sizi bağlıyoruz, e, derdinizi rahat anlatabilecek durumdaysanız anlatabilirsiniz. Biliyorsunuz bir ara ben kocamın yanımda yanına adını arıyorum diyorlardı hatırlıyor Ha emeklilikte, ha, şimdi evet, de evet. <laughs> evet komşunuzun yerini arayın ha, olmadı. Kom komşunuzun yeri. ama bu mesele bu otomatik bilgi paylaşımı... Kaygılanıyorlar seslerinin tanıdığından, halbuki evet. o kadar da olmaz yani. %98'i bu konuda, %98'ine bu tür yazılar gelir onu söyleyeyim. Gelecek bu yazılar. Yani hazırlanıyordur. E, bizi dinleyip tedbir alanlar Türkiye'ye gidip hani niye illa Türkiye'ye gidelim diyenler vardı ya hani. Bu arada yakalananlara Hı -hı. 14 günlük süre veriyorlar en fazla. Değil mi? Yani tedbir almak, yakalanma ihtimali olduğunu düşünenler bile Türkiye'deki durumlarını bilmeliler. E, ahret soruları soruyorlar. Gittiklerinde. E-Devlet istiyorlar. E-Devlet'e istiyorlar vermezlerse yardımı keserler. Yardımı kesiyorlar. Ee, ama cezayı da kesiyorlar. Ee, huzur vermiyorlar. Bu nedenle önce cezayı kesiyorlar, daha sonra seni uğraştırıyorlar. Parayı herhalde o belgeyi ediyorum. bilgiyi görmeden evet. e, yardımı kesmekle kalmazlar. Verdikleri yardım isteyebilirler. Mesela Hollandadaki olayda biliyorsunuz şeydi vatandaş. E, fabrikada çalışan, hayatı boyunca hiç yardım almamış bir vatandaştı. Evet. Emekliliğine 5 sene kalmış. Evet inşallah. vatandaşın şu an emekli olmaya çalışıyormuş. Vatandaşın e, dört tane bunu da rahat konuşabiliyorum. Evet. Avukat İzmir'de bir avukat. 4 evet. tane e, dairesi İzmir'de 6 milyon değer biçilmiş. Bir tane yazlığı Kuşadası'nda Kuşadası'ndaki yazlıkta oturduğunu kabul etmiş. 4 tane daireye 10 yıl için 80 bin euro kira takdir etmiş. Bunların tamamını 650 bin kabaca söylüyorum tam rakam söyleyelim aklımda tutamadım. <laughs> 650 bin lira gibi şey, euro gibi bir değer biçmiş. Ceza olarak şimdilik 130 bin 4050 onu hiç unutmuyorum 4050 araştırma masrafı euro euro e, 4000 euro civarı faiz Bunları bu senin borcun demiş ama bir dakika demiş bana e, devlet şifresini ver ben senin bankanı da araştıracağım bankadaki durumunu da öğrendikten sonra toplam borcunu çıkaracağım demiş yani bir gayrimenkul bulundu ya da bankamdan bir gayrimenkul bulundu onu veririm kurtarırım gibi bir seçenek yok yine bir başka e, Almanya'da yakalanmış bir vatandaşımızda ki benzeri Hollanda'da da var gayrimenkullerin değerini bulmuş var olanların. Eşine miras kalanı bulmuş. 2014, 2016 gayrimenkulleri satmış. Bunları da bulmuş. Bunların tamamına hayır diyor, hayır ben buldum diyor. Yani burada yakalanma yakalananlar için kabus başlayacak, cehennem gibi bir süreç başlayacak ne yazık ki. Yani vatandaşlarımıza cehennemi bu dünyada yaşatacaklar. Kurtuluş yok. Yani ee, tedbir almayanlar için. Koş. Tedbir almaları lazım. Tedbir alırken hani yüzde yüz kurunmayı bir kenara bırakıp yüzde yüz mü bilmem ne gibi gibi e, soruları bir yana en az nasıl canım yanabilir diye gelmeleri lazım. Onun tedbirlerini almaları lazım. Şunu unutmasınlar. Kendilerini araştıran makamlar, SPK'ya bağlı gayrimenkul değerleme şirketleri, sizi araştıran makamlar Türkiye'deki avukatlık büroları ile koordineli çalışıyorlar. Evet. Siz elinizi kolunu sallayarak gidip Türkiye'de sağa sola bakınarak bu işleri çözemezsiniz. Ya teslim olacaksınız ya da tedbiri bir hukuki destek alarak yapmak mecburiyetindesiniz. Şimdi var. İyi akşamlar. yayınızı ilgili izliyorum. Fransa'dan 1988 yılında Türkiye'ye geldim. Fransa'da 6 sene çalıştım. Ha. Türkiye'de Türkiye'de 4,5 sene çalıştım. SSK'lı olarak 1966 66 doğumluyum. TR'den emekli olabilir miyim? selamlar demiş. 6,5 yıl Fransa'da buçuk yıl Türkiye'de eğer bu SSK'lı çalışmaysa ki son çalışmadır bu inşallah. Yani dört buçuk yıl sonraki çalışmaysa yaklaşık 10 yıla tamamlar. 10 yıl çalışmanın önüne geçer çünkü. Fakat bu iş avukatla yapmasını tavsiye ederim bu borçlanmayı. Ee, ilk defa ne zaman çalışmış dediniz? Sigorta başlangıcı. Sigorta başlangıcı e, yazmış mı? 19 şey 1960'ın doğumluyum. 66 dediniz. E, 66 doğumluyum. E, Fransa'da 1968 de TR'ye geldim. Fransa'da 6 sene çalıştım. TR'de 4,5 sene çalıştım. SSK olarak 1966 doğumluyum. E, emekli olabilir miyim? yani Olur. E, 2026'da olur. En, olması gereken bu en doğrusu. Doğru bir borçlanmayla kendi kendine yapmasın başka bir sıkıntı yaşar. Aa. Hatta orada dava açmak da gerekebilir. Yaklaşık 6,5 yıl e, borçlanma yapılır. Ee, ve Türkiye'den 60 yaşına geldi, anda emekli olur. Doğum tarihini görünce iş hizmet başlangıcına bakmadım. 82 hmm. öncesi var mıydı diye. Ee, Türkiye'de var idiyse işimizi görüyordu. Yurt dışındaki görmüyor işimizi. Mahkemeler önce yurt dışı 18 yaş altında kabul ettiler. Ama hmm. e, sonra Yargıtay bozdu. Sonu ne olacak bilmiyorum. E, o davayı da ilgiyle takip ediyoruz aslında merakla. Şimdi seyircimizin bir, bir, tanesi demiş ki ben kendimi ihbar ettim. 10 sene geri dönük vergimi ödedim. Hı, hı Geriye dönük vergimi ödedim. Şimdi rahatım. Hı, hı. Mar varlığından gelirin varsa bildireceksin. Mar varlığını değil miras işi de kişi başı 400 euro vergisi saygılar demiş. 400 bin euro mu demek istiyorlar? Bu burayla alakalı bildiğim kadarıyla. Bu yurt dışı ile ilgili e, gördüğümüz evraklarda hani e, bu acaba gerçekten ihbardır ihbar etmiştir. Büyük bir ihtimalle miras kalmamıştır. Zaman zaman bunu söylüyorlar ama biz gelen e, şeylerde, cezalarda bunların tamamının vergilendirdiğini görüyoruz. ve onu şansı ya gitmiş ya da mirasdan bahsetmemiş. Yani bir şey olmuş ama e, 400 bin euro yurt dışı ile alakalı. Reklam arası herhalde. Tahmin ediyorum. Öyle mi? Bir dakika falan gibi ama ben sorayım kendini ihbar edenlere de evet. yurt dışında bu konuyla ilgili bir avukata danışmadan veya mali müşavirle bir her... birlikte ikisiyle birlikte. mali müşavir veya avukat evet. çünkü bir tarafı da bir hukuki mesele danışmadan yapmasınlar danışmadan yapmasınlar şimdi diyor ki hani sadece banka hesap numaraları bildirecekti hesap numarası değil yani parayla hareketliliğiyle her şey bildirilecek dedik. Yani bu kirada olabilir, farklı şeylerde o. Uluslararası Bilgi Arşivleşmesi'nde şimdi geri, gayrimenkul ve emeklilikte dahil oldu. Hayır. Yok diyoruz zaten. anlamıyorsun herhalde. Ya anlatamıyoruz. Bir daha anlatayım. Ben bir anlatayım. E, gayrimenkulleri bu anlaşmanın içerisinde yok. Mehtap Hanım deminden beri bahsediyor. Diyor ki adamlar öyle bir sistem kurmuşlar ki gayrimenkuller paylaşılmıyor yani böyle bir anlaşma içerisinde böyle bir hüküm yok. Böyle bir kanun yok. Ama diyor bizim vatandaşlarımızın Türkiye'de mal varlıklarının olduğunu bunlar biliyorlar diyor. Bildikleri için de diyor o buradan yardım alanlar efendim e, vergi denkleştirmesinde bunu bildirmeyenlerle ilgili kurulan bu efendim dedektiflik bürolar artık neyse araştırıyor ve ortaya çıkarıyor size cezalar yağıyor diyor. Yani anlaşma yok. Şimdi kısa bir konu, bu reklamlardan sonra siz kendiniz bu konuyla ilgili bilgi verirsiniz. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Evet. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Hukuk masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, kombastan ve diğer holdinglerle ilgili son durum Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Avrupa masası Avrupalı Türklerin dertlerini birine yaranmak için değil. Evet. Doğrunun bu olduğu için bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü medya ile karşı karşıya kalan evet. e, Türk vatandaşları vardı bu Almanya'da. İsteklerini ya da ne yapmalıyız burada yaşıyorsak artık Alman vatandaşı olmalıyız. Kültürel zenginliklerini bir insan bir seçmenli göz göre göre nasıl mağdur eder? Bunun hesabını veremezsiniz. uçakların başına gelen aynı olay benzer şekilde bu arabanın başına geliyor. En önemlisi haklarını... Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla... Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Almanya'nın çıkarına siyaset yapan bir politikacı, Almanya'da yaşayan vatandaşların da çıkarına siyaset yapmalıdır. YTB yurt dışında yaşayan Türk diasporasının özellikle gençlerini projelerle destekliyor. Biz buradayız, burası bizim artık vatanımız. Yani ana vatanımız her ne kadar Türkiye olsa bile bizim artık burası vatanımız. Biz çok kötü bir nesil değiliz aslında. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. İnsanlar buradaki medyanın bayağı bir etkisi altındalar. Hala kendimizi ispatlamamız gerektiğini hissettiriyor Almanlar bize. Almanya için alternatif parti, CDU ve FDP içinden çıkan politikacılar tarafından kurulmuş bir parti. Hı -hı. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa ne konuşuluyorsa bakış açısında... Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Üçlü bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Ateş çemberi Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi namzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla Almanya'da kurumsal ırkçılık var. Almanya'da %30'a yakında bir ırkçı düşünceye çok yakın insanlar var. Sorunlarla Geçmişte milli görüşe niye saldırdılarsa bugün de DİTİB'e saldırıyorlar. Demokrasiye uzanan eller kırılır. Milletine çevrilen silahların önünde asla selam durmayız. Çözümlerle Biz Türk milletinin nerede yaşarsa yaşasın umudunu bağladığı bir ülkeyiz. Projelerle 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu. Zorluk çekeceğiz. Tabii ki en tekli olacaklar. Ama entegre olmak demek dilini, kültürünü, kimliğini kaybetmesi anlamına gelmiyor. Avrupalı Türklerle. Biz Avrupa Türkleriyiz. Yani bizim gizli ajandamız yok. Burayı biz yeni kendimiz vatan edindik. Avrupa Baskısı Haftanın ardından en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Sadece polis tarafından değil, aslında her alanda şiddete maruz kalıyor Türkler. Almanya'daki en büyük ticareti Avrupa ülkelerinden evet. Türkiye ile yapıyor. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği. Yani ulusal medyaya baktığımızda ben gidişatı çok kötü görüyorum. Avrupalı Türkler üzerinde oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri. Irkçılık Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bir artış gösteriyor. Halkın içinde bir ırkçı duruş var. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurmanın yollarını, bütün ilgilendiren dosyalar bir yılda çıkabiliyorken şimdi bir buçuk iki yıl bekleyen, üç yıl bekleyen dosyalar var. Şirketlerin yeniden yapılandırılması, özel krediler alındığı zaman iki haftadan 30 güne kadar geri çevirme hakkına sahipsiniz. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Almanlar da Avrupalılar da daha çok hesap kitap yaparlar. Fizibilite vesaire o konuda iyidirler. Türkiye'deki yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Türk iş adamlarımızın kesinlikle Türkiye'de buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları... Bay Enlakçı, gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Avrupalı Türklerin emlak sahibi olarak Avrupa veya Türkiye'deki emlakları ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Sigorta, vergi, kredi, sosyal haklar, devlet teşvikleri, inşaat ve tamirat hukuk gibi tüm sorularınızın yanıtları bu program. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan yüzde seksenlik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım. Sorda da verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Firi Bey'le de dayımgil var, Naci dayım var, hadi Bey'imgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Ya hay, ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Bizden niyaz eylesen seher gelir Kul Hakk'a dört kapı kırk makamda erer Yolda püro himmet dediklerinde oğul önce hizmet derler Gel marifet öğren, gir gönüle nazar eyle İzleyenleriyle Son nokta, son peygamber, son din ve bunun tümünün adı Yüce İslam Konuklarıyla Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki ben nebi iken Adem çamur ile balçık arasındaydı diyor. Değişleriyle. Çünkü onlar fitnenin ve fesadın kurbanları olmuşlar. Ehli beytin hepsi. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikatı ermeye çalışıp şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Gaflet uykusunda Yatar, Avrupalı kadınların sesi Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Tarihe bakış, dünden bugüne, bugünden yarına bakıştır. Düne bakmak, bugünü görmek, yarına varmak yoludur tarih. Hey, şahım hey, Ölmeyen türküler. hey, sevdanın şahı. Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz programı devam ediyor. Sorularınızı cevaplandırıyoruz. Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde kimin ne sorusu varsa ee, çözüm yolları da öneriyoruz tabii. Ama tek başına yapılacak işler var, yapılmayacak işler var. O yüzden de iyi akşamlar. kombasanla ilgili haberlerinizi de bekliyoruz. Ümitlendiğini bir daha işlemediniz diyor sevgili seyircimiz. Evet dediğin doğru çıktı, İbo kalmış dışarıda. Ee, sevgili seyircimizin bu söylediği e, biliyorsunuz şey de bu. Ee... Kombasını niye konuşmuyoruz? Yani mahkemede aslında kombasını şu nedenle çok dillendirmek istemiyorum. Evet. Ee, birileri şunu demek ki çok dillendirmemiz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Birileri e, şunu yapıyorlar. Diyorlar ki eee borsaya girin borsaya girin borsaya girin 5 bin lira ceza ödeyeceksiniz 5 bin evet. lira ceza ödeyin Evet. Çünkü e, iyice aşağıya çektiler borsa değeri borsada çok kan kaybetti e, değer değeri çok düştü kombaslan evet. hisselerinin. şu anda borsaya girerseniz hemen tepenize yüklenecekler satın 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 düşükken birileri şu anda hisse topluyor e, borsaya girip girmemeye anayasa mahkemesi kararını bekleyelim. Anayasa mahkemesi %90 e, sizin lehinize karar verecek. Ona göre hareket edelim. Ya borsada değeri yükselsinler, biz girip hemen satış yapalım. Veya anayasa evet. mahkemesi kararı lehe çıkarsa eğer biz anayasa mahkemesi kararına göre e, mutlaka mutlaka hareket edelim. Olumluysa da ona göre hareket edelim. Olumsuzsa da ona evet. hareket edelim. Şimdi bir de zaten kontrolsüz borsaya kaydoluyorsunuz. Borsadaki e, borsanın da e, otomatik bilgi paylaşımına konu olduğunu gözden kaçırıyorsunuz. Evet. Oradan yakalanıp başka bir sıkıntı, başka bir bela ile karşı karşıya kalırsanız diye kaygılanıyorum. Bunu da mutlaka her programda ben not alacağım, Kombasan'la ilgili bunu söyleyeceğim. E, mut ben kendimde bile avukatınız dava açmışlara söylüyorum. Hı -hı. Avukatınız bekleyin diyorsa bekleyin. Borsaya girerseniz davanız kendiliğinden bitecek. Yarın bir gün lehinize bir şey çıkarsa o hakkı tamamen kaybeder. Onunla ilgili ciddi problemler yaşayabilirsiniz. İşte bu nedenle mutlaka ve mutlaka e, Anayasa Mahkemesi'ni e, takip edelim. Bu yıl çıkan kararları takip ettim ben. 2017 müracaatları çıktı. E, i̇nşallah Anayasa Mahkemesi hadi bir yılını Pandemiye verelim bir yıl çalışmadılar ama 2019 herhalde önümüzdeki yılın sonuna doğru ancak çıkar. Hem bu kombasanla ilgili hem de emeklilikle ilgili bir konu vardı. CHP'nin anayasa evet. mahkemesine iptal için götürdüğü iki tane yurt dışındakileri ilgilendiren ciddi kanun itirazlarda kanuna ilişkin. Bu nedenle bir bekleyelim ne oluyor bakalım ona göre. Ee, işlemlerimizi yapalım ee, borsaya bir an önce girmek için çaba harcamamanızı öneririm ben şimdi diyor ki iyi akşamlar Zeki Bey ben 2017'de emekli oldum bizim vergi kartları elektronik olarak yapılıyordu benim de gösterecek bir şey olmadığı için hiç doldurmadım maaşım az olduğu için kira yardımı alıyorum 2 hafta oldu Türkiye'den geleli bir ay evvel Mehtap Hanım'a e, ulaşmaya çalıştım ulaşamadım ee, artık işimiz herhalde bahara kaldı. Hayırlı akşamlar size. Ulaşamayanların işi hep bahara kalıyor. Yani. Şöyle ee, WhatsApp <laughs> evet. Her zaman çekmiyor. Evet. Bunu ben söyleyeyim. Ben tabanına ulaşmak o kadar kolay değil birileri bir şey söylese de. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz yani. evet. ama evet. Ee, hani WhatsApp'tan erişemediğinizde internetin çekmediği bir yerde olduğum ihtimalini de gözden evet. geçirin diye evet. söylüyorum. Evet. Ee, şimdi bu konuyla ilgili evet. e, işte çalışırken yardım aldıysanız eğer evet. Türkiye'den emekli aylığı alırken bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi orada benim kafam şöyle karışıyor. Daha doğrusu e, bildirsek başka bir sıkıntı yaşayacağız. Türkiye'den yaşayacağımız sıkıntının adını biliyoruz da Hı. yurt dışında sıkıntı yaşamadan bu işi çözmeye çalışmak faydalı. E, bu nedenle bunu e, dikkatli olmak lazım. Siz Türkiye'ye bir şey söylediğiniz dakika Türkiye bu sefer yurt dışına sizi ihbar etmiş durumuna düşecek. O da sıkıntı. Hmm. Yani sağlıklı orada tedbir almak gerekiyor. Şimdi şey de deminki yazan Fransa'danmış. Ha. Yani 1981. Baş, şey başlangıcı 1981 diyor. Yok. Ha. Türkiye mi başlangıç Fransa mı? Fransa'da SSK başlangıcı 1981. Hiçbir diyor. önemi yok. Ha. 60 yaş. Türkiye'de 1981'de başlasaydı eğer evet. 82. 4 aydan önce e, onun için emekli ki, hemen emekli olabilir diyecektim. Evet. Ama yurt dışı hizmet başlangıcıyla e, açtığımız davalar var. 18 yaş altı için. Mahkeme kabul etti. E, yargıtay bozdu gönderdi. Mahkeme e, tekrar Yargıtay'da kısacası şu anda. Ama e, çok olumlu bakmıyorlar. Çünkü bu bir tane eksik emekli iş, bir yıl önce, iki yıl geç işlerine geliyor. Evet şimdi e, yani biz e, şey makamı değiliz yani bu konuda e, cevap verecek veya karar verme makamı değiliz sevgili seyirciler. E, sevgili seyircimiz yazmış tabii biraz acınaklı yazmış ama diyor ki emekli maaşım az olduğu için kira yardımı alıyorum. Sosyal yardım değil yani aç kalmayacak kadar yani. Yasa yasa, kural kural. Hiç almayacaksın diyor. Değil yani mi? bu yardımla ilgili, bu yardım sizi şöyle kurtarmıyor. Niye kurtarmıyor? Yaşadığınız ülke yakaladığında o sizden bu parayı alacak. Türkiye yakaladığında o alacak. Yani Türkiye'den emekli aylığı alırken yardım ne yazık ki yasak. Ne yazık ki. Bunun değişme ihtimali de yok. Yani değişmez. Hiçbir zaman... Türkiye'nin gündemine gelmedi. Hı hı. Ee, Türkiye de bu yükü kaldıramadığını söylüyor. Hem oradan çalışacaksın, hem buradan. Yani benim kuralım bu. Bunun dışında hareket etmem diyor. Dolayısıyla e, başka bir seçenek yok. Evet. Ben e, malulen emekliyim, Türkiye'de yaşıyorum. Bizi de araştırırlar mı demiş sevgili seyircimiz. Tam da e, beklediğim soru. Bugünlerde en çok bahsetmek istediğim tamam. konulardan tamam. birisi. Avrupa ülkelerinin tamamı, hiç istisnası yok. Evet. E, eskiden takip etmiyordu. Daha doğrusu yurda giriş çıkış kayıtlarınızı maliyeye, e, şey sağlık sigortasına, emeklilik sigortasına, hastalık kasasına bağlamıyordu. Şimdi bütün kurumlar sizin yaşadığınız ülkeye giriş çıkış kayıtlarınızı tutuyor. Eğer izinsiz, onaysız Türkiye'de yaşıyorsanız, bildirimsiz, bu ciddi sorun, hastalık nedeniyle verdikleri emekliliği tamamen kısmen bir haliyle oturumu sıkıntıya sokabilir. Bunu da sık sık, bunu da hatırlayalım Zeki Bey. Evet. Bunu da sık sık söyleyelim. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Lütfen kanunun size tanıdığı, yaşadığınız ülkede kanunun size tanıdığı sınırlardan daha fazla Türkiye'de kalmayın. Emeklilerimiz özellikle çok kalıyorlar. Sağlık sigortanızı durdururlar. Eğer geçmişe dönük çok bulurlarsa ola ki evet. geçmişte verdikleri sağlık yardımlarının parasını bile isteyebilirler. Bu mahallen emekliliğin bir kısmı hepsi için diyemiyorum. Mahallen emekliğin bir kısmında işte ikamet şartı aranan kısımlarda size maaşınızı durdurabilirler. Yeniden almak imkansız hale gelir. Çünkü dünyanın her yerinde hastalıktan emekliliği zor koşullarda alıyorsunuz. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sosyal yardım alanlardan zaten sosyal yardımı iptal ederler. 3 haftadan size tanınan 3 hafta izin. Eskiden kontrol edilmiyordu ama şimdi bunların tamamı kontrol ediliyor. Bu yıl değilse önümüzdeki yıl yani çok yakın gelecekte bunlarla ilgili hesap sormaya başlarlar. Bu nedenle bir an önce e, bu durumunuzu gözden geçirin. Uzun süre Türkiye'de mi kalmak istiyorsunuz bildirimde bulunun izin alarak gidin. E, i̇şte bunları bir e, gözden geçirin. İngiltere bu işi takip etmeye başladı. O da farklı bir nedenle bizim vatandaşlarımızın keyfini kaçıracak. Ankara anlaşmalılar veya sosyal yardım alanlarla ilgili çok ciddi sorunlar yaşanacak. Çünkü artık e, hem polis... Hem e, sağlık sigortası hem emeklilik sigortası bunları görüyor. Devam edeyim mi? Hı hı. Diyor ki sevgili seyircimiz, Mehtap Hanım, Türkiye'den kredi çektim, krediye bağlı hayat sigortası yaptılar, sorun olur mu? Bunlar hep ilginç sorular. Ve Türkiye kredi verirken e, hayat sigortasını da alıyor. Yani bankalar e, dünyada da alıyor. Burada da yapıyorlar. Ya. Burada da yapıyorlar. Ki doğru bir şey. Vefat ederseniz bari borç bırakmayın kredi borcunuzu. E, şimdi kredi çektiğimiz zaten bankayla ilişkin kredi süresince devam ediyor. O krediyle büyük bir ihtimalle e, herhangi bir şey aldıysanız o da ortaya çıkmış olacak. Büyük bir ihtimalle krediyi çektiniz ve havale havalettiniz bir yere. E, hayat sigortasına gelince zaten bankadaki o çıktığında hayat sigortası da çıkacak emeklilik sigortası hayat sigortası bireysel emeklilik gibi ya bireysel emeklilik gibi sigortalar devam eden ödemeler olduğu için büyük bir ihtimalle bildirme tabi ödemenin olarak. Yani para olarak... hareketliliği olduğu için. Aynen bunlar hı. gözükecek. Dolayısıyla o bankadan da borcu ödemeden ayrılamayacağınıza göre ya toplu olarak bir bu yılı göreceğiz. Bildirilmiş misiniz? Eğer bu sizin başınızı, canınızı çok yakacak gibi ise lütfen evet. e, şeye gelin, Türkiye'ye bu yıl içinde gelin. Bildirilmiş mi, bildirilmemiş mi, bildirilme ihtimali var mı? E, buna göre hareket etmek gerekiyor. Ben sorayım onların ya niye? niye Türkiye? E, Hava yolu şirketleri çoktan müşteri bulamıyor. <laughs> O yüzden Pro, Türkiye'ye... alıyoruz, yüzde bir evet, alıyoruz. Bize de zaten <laughs> e, dünyanın neresine giderseniz gidin sizi bedava taşıyacağım diyor. Hem de business, VIP. Diyor. Tabii tabii, evden alıyorlar hatta <laughs> havaalanına bile yormuyorlar. Evet. Ya, bizimle hiçbir alakası yok tabii ki biliyorsunuz. Evet. Yurt dışından yaptığınız her işlemde sizin yurt dışında olduğunuzun ispatı anlamına geliyor. Yurt dışından verdiğiniz vekaletleri özellikle bu konu ve süreçlerle ilgili hiçbir şekilde kullanmak... ...ve kullandırtmak istemiyoruz. Kullanmayın diyoruz ısrarla. Çünkü vekalet konsolosluktan alındığında bu tamamen evet. e, şöyle bir şey... E, ...sizin yurt dışındaki adresinizi resmi belge haline getiriyor... ...yurt dışındaki oturumunuzu. İşte bu nedenle e, her koşulda Türkiye'ye gelmenizi istiyoruz. Yurt dışından gönderdiğiniz zarfı bile ben... Kendi dosyamda saklıyorum. Kurumlar zaten mecburen saklamak zorunda. O zarf bile yurt dışında oturduğunuza ilişkin şüpheden daha ziyade garanti yüzde yüz yurt dışında oturuyor, inancı oluşturuyor. Ve bu kurumlar sizin yurt dışında olduğunuzu e, kabul ederek sizin verilerinizi yurt dışı ile paylaşırlar. Bu nedenle Türkiye'ye gelin ve Türkiye'de bu işlemlerinizi mutlaka takip edin diyoruz. Demek ki sorunun cevabını ben biraz dilim döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştım vermeye çalıştım ama Hangisine? sizin söylemenizde hani dedi ya hani sadece banka hesap numaraları bildirecekti uluslararası bilgi Aha, onu işte. ben şimdi e... gayrimenkul ve emeklilik dahil oldu şimdi dahil olmadı işte de tam da ben. ortasında konuşmak istemiştim Hı. unutmadım Hı. aslında buraya yazdım onu ve otomatik bilgi paylaşımına finansal veriler dahil bütün finans kurumlarındaki Hı. verileriniz yıl sonu bakiyeleri ve faiz temettü her neyse gelirin adı kar payı bunları bildirdi Türkiye ya da bildirecek bundan sonrası içinde. E, gayrimenkullerle ilgili Türkiye bildirim yapmıyor. En başından itibaren bunu söylüyoruz. Aksine bir cümle kurmuyoruz. Evet. Bildirime ticari işletmeleriniz dahil, taksileriniz dahil, borsadaki değerleriniz dahil. Türkiye'nin bildirdiklerini önce bir söyleyelim. Fakat gayrimenkullerinizi 5 Avrupa ülkesi özel olarak dedektiflik bürolarıyla anlaşmışlar veya büro kurmuşlar. Bu bürolar üzerinden size ait gayrimenkulleri araştırıyorlar. Türkiye'de ismini bildiğimiz artık dava dosyalarında olan birkaç şirket var. Her ülkenin ayrı ayrı Belçika, Hollanda sanırım aynı şirketi ya da bağlantılı şirketleri kullanıyor. Almanya'nın çalıştığı farklı bir şirket var. Ee, özellikle işte dedektiflik büroları üzerinden Türkiye'ye, devletler dedektiflik şirketlerine, hı hı. Dedek, dedektiflik şirketleri de Türkiye'deki bir takım şirketlere bu işi ihale ediyorlar. Türk vatandaşlarının mal varlıklarını bulunuz diye. Ee, sağ olsun Türkiye'dekiler canla başla çalışıyorlar, mal varlıklarını buluyorlar. Mal varlıkları ne kadar eder? Bu mal varlıkları ne kadar kira getirir? Hangi tarihte alınmış? E, hızlarını alamıyorlar bu kişiler. Bu kişiler bu son 10 yıl içerisinde mal almış mı, satmış mı, devretmiş mi? Analarından, babalarından miras kalmış mı? Bunların tamamını çıkarıp bunların e, piyasa değerlerini buluyorlar. Ne kadar? E, onu da öyle bir buluyorlar ki biz dava açsak, bu, bunun değeri nedir desek, 10 lira buluyorsak bunlar 13-14 lira olarak hesap ederek yurt dışına A, gönderiyorlar. Fiyatlar çıkıyor, Yüksek abi. fiyatlar. Evet. E tabii yani... E, parayı ödeyen düdüğü çalıyor. Evet. Bunun maliyeti ortalama vatandaşa 4 bin euro civarı ve ya daha fazla oluyor. Ee, maliyeti derken yani araştırma, maliyeti. araştırma parasını Araştırmayı yaşadığınız ülke evet. bu parayı ödüyor peşin fakat dönüp sizden bunları da alıyor. Evet. Ee, bir gayrimenkul dışında kalan her gayrimenkule kirada olsun olmasın bir kira bedeli çıkarıyor ve bu kira bedelini 10 yıl için hesaplıyor. Oturduğunuz evi hariç tutuyor Bir tanesini oturduğun <laughs> ev olarak kabul <laughs> tamam. ediyor. Genel olarak da sahildeki evleri oturulan ev olarak düşünüyor. Kalanlarının tamamına senin şu kadar kiram vardır. Bu evler şu kadar kira getirir diyor. Yok ben kiracı tutmadım, evlerime kıyamadım gibi bir seçeneği de kabul etmiyorlar. Onun 10 yıllık kira bedelini hesaplıyorlar. Hem vergisini hem cezasını alıyorlar. Hatta diyorlar ki ben bunları hesapladım ama ee, senin e devletini getir. Ben e devlet üzerinden e, bankana da bakacağım diyorlar. Hı -hı. Bankana baktıktan sonra toplam cezayı sana söyleyeceğim. Maksat orada bankada değil tüm bilgileri görmek işte. Yani. Tüm bilgileri görmek gayrimenkulleri ama kusursuz alıyorlar almaya başladılar mı? O yüzden diyoruz yurt dışından hiçbir tedbiri alamazsınız. Yurt dışından alacağınız tedbirler elinizde patlar. Evet Mete Hanım, doğru şimdi peki diyor bu araştırılmasına neden izin veriliyor? Şimdi araştırılmasına Türkiye izin vermiyor. Hatta evet. Türkiye bu araştırmayı duyduktan sonra e, tapularla ilgili birazcık daha işi sıkıştırmaya başladı. Diğer kurumların kendi gücünün yettiği kurumlarda onlara e, bildirimde bulundu, engel olmaya çalıştı ama. Bir dört bin euroluk ranttan kişi başı, bir gayrim kişi başı evet. bahsediyoruz. Yarı, önümüzdeki yıl beş bin olur. Hiç harcadıkları paraya sınır koymuyorlar. Nasıl olsa sizden alacaklar. Nasıl olsa sizden alıyorlar bu parayı. Evet. E, ve bir daha size hiç yardım vermiyorlar. Verdiyse yardımı alıyorlar. Veya sizin ticari şirket sahibiyseniz e, diyorlar ki benden para kaçırdım. Ben de burayı denetleyeyim diyorlar. Sadece sizi denetlemiyorlar. Çoluğu çocuğu da denetliyorlar. Eee maaşla çalışıyorsanız, fabrikada çalışıyorsanız, herhangi bir iş yerinde e, sigortalı olarak çalışıyorsanız, sizinkini de araştırıyorlar, affetmiyorlar. Çünkü çok büyük para ve çok büyük rant elde ediyorlar. İşte bu nedenle istisnasız e, imkanları olduğu kadar herkes araştırıyorlar. E, Türkiye örneğin avukatlara, örneğin e, işte mali müşavirlere ilgisini ve alakasını kurmak kaydıyla bu sınırlamalar koydu. E, fakat özellikle tapu ve bir, bir takım kamu evet. kurumlarında tapu kayıtları ilgisine açık, bu değiştirilemez. Siz ancak bununla ilgili tedbir alabilirsiniz. Devlet sizin danışmanınız ya da sizin adınıza karar verecek bakan değil. Evet, bu konu e, mülkiyet hakkı e, özellikle bütün dünyada. Kutsal bir hak sayıldığı için mülkiyetinizle ilgili kısıtlamayı ancak ve ancak siz koyabilirsiniz. Bu nedenle sizin yapmadığınız işi, sizin yapmak mecburiyetinde olduğunuz işten de devleti sorumlu tutmayın. Çünkü devlet sizin yaşadığınız ülkelere gelin benim ülkemi arpalık gibi kullanın demedi. Elinden geleni bu konuda yapıyor ben biliyorum. Evet yapıyorlar her bazı kurumlar ve devlet bu konuda. Ee, önemli kararlar aldı önemli yerlere de bunları koruyun talimatı verdi söylemeyecek şeyler bunlar ama söylüyoruz Zeki Bey adresi Türkiye'de olsa da araştırıyorlar mı demiş vatandaşımız şimdi siz e, e, bunu siz biliyorsunuz yurtdışı makamları bilse daha da beterini yapar evet. yani e, buradaki konu nerede olduğunuza bakmıyorlar kendi ülkesinde yaşıyor musunuz onların evet. ölçüsü bu veya kendi ülkesinde yaşadığınız 3 yıl önce kesin dönüş yaptınız, oturum iptali yaptınız, artık hiç gitmeyecek şekle getirdiniz kendinizi. Buna rağmen 2000 bugünden itibaren 10 yıl geriye giderek inceleme araştırma hakları var. Ayrıca ölseniz de inceleme araştırma hakları var ki buna Almanya'da daha yeni tanık olduk. 2018'de vefat eden bir kişiyle ilgili Gayrimenkullerini araştırmışlar. Vefatından sonra hem de 2019 yılında. Veraset ilamından sonra mı oluyor? bu? E, veraset ilamını beklemesine gerek yok. Ölümden bu. sonra. Çünkü tamam. orada nüfus tamam. kaydından tapuya kimler e, şeyci, geçiyor tamam. mirasçı. E, bir de bizim vatandaşımız biz paylaşmayınca mallar e, vefat eden kişinin üstünde zannediyor. Tamam. Böyle de bir safyanları var. Ölümle birlikte size geçiyor. Öldüğü dakikada. E, tapunun işlemesi belki 2-3 ay sürer ama siz gözüküyorsunuz artık ondan sonra. E, vefat eden kişiyle ilgili çocuklarına borç çıkardı. E, vefat eden kişinin şu kadar bir borcu vardı şöyle bir mal varlığı var. Bundan dolayı şu kadar vergi borcu var. Bu vergi borcunu ödeyiniz diye yazıda gönderildi. Bu da Almanya. Bu da Almanya. Bu da Almanya yani ölüm de kurtarmıyor. 2010'dan itibaren Türkiye'deysiniz. Ölen sor... kurtuluyor da. Ölen kurtuluyor da. Geri kalan kurtulmuyor. Ölen kurtuluyor. Ondan bir sıkıntısı yok. O gitti zaten. Allah rahmet eylesin. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Gitti. Ama geri kalanlarda sıkıntı var. Şimdi diyor ki Sayın Zeki Bey benim bir sorum olacak. Ben Belçika'dan emekliyim. Çifte vatandaşım. 1955'te olmuyum. Ben 9. ayın 2020'sinde evlendim. Allah mesut yer etsin. Şu an tek kişi maaş alıyorum. Aile bileşiminde biraz maaşım artması lazım ama Belçika pansiyon parası ailem buraya gelmesi lazım diyor. Şu an vize bekliyorum. Sorum, ben ailemi Belçika'ya getirdiğimde geçmiş aylıklarımı alabilir miyim? Saygılar, selam demiş. Heh, bu sorunun muhatabı aslında biz değiliz fakat... E, değiliz, evet. E, yani kısmen cevap verebilirim evet. ama vermemeyi tercih ediyorum. Evet. E, özellikle bir başka ülkeyi, ben Türkiye'de avukatlık yapıyorum. Özellikle başka ülkeyi evet. ilgilendiren hukuki meselelerde kuracağım cümleden siz bir yanlışa gidebilirsiniz. Bunu... Hmm. Belçika'daki bir avukatta danışarak öğrenebilirsiniz. Eşiniz evet. geldikten sonra öğrenin. Şu anda da öğrenmenin bir faydası yok ki. Belçika şöyle işliyor. Ee, en azından başka bir şey söyleyeyim. Belçika'da eğer e, kişi ikinci evliliğini yaptı ya da ilk evliliğini yaptı. Evlendiği kişiyi hiç yurt dışına götürmediyse emekli aylığından yararlanmak bile bir düzine ile gerçekleşiyor. Yani burada da yine bir avukata ihtiyaç doğabilir. İşiniz geldikten sonra bu konuyu Belçika'da yaşayan bir avukatla çalışan bir avukatla görüşebilirsiniz. Veya Enes Çimen var. Bizim UID Belçika Başkanı. Kendisiyle görüşün. O size birini yönlendirebilir. Bu işlerle ilgilensinler. Belçika ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet, Belçika buyurun. demişken. Belçika yardım alanlardan aslında Almanya'da onu istiyor. Hollanda'da istiyor. Yardım alanlardan veya ilk defa yardım verdiklerinden e, aldıkları evraklarda Türkiye'deki, başka ülkelerdeki dolayısıyla Türkiye'deki mal varlığını ve banka kayıtlarını araştırmak için bir yetki belgesi imzalatıyor ve alıyor. Böylece sizin mal varlıklarınızı e, Türkiye'de yasal olarak, hakkı olarak araştıracak. Çünkü siz yetki vermiş oluyorsunuz. Onlar da bu yetkiye dayanarak Türkiye'deki mal varlığını araştıracak. Yasal hale dönüştürüyorlar. Tabii. ki e, Orada şeye ihtiyaç duymayacaklar. Direkt bir büro ile iki büro ile anlaşacaklar ee, avukatlık bürosuna verecekler takır takır bilgileri alacaklar ve yasal olarak almış olacaklar ee, dolayısıyla yardım alanlarla ilgili bu ülkelerin çok derdi kalmıyor aldıkları yetki belgeleriyle yani vekaletlerle siz araştırmış olacaksınız Almanya'da da aynısı değil mi? Evet, ben, evet. Almanya'da istiyor aynısını Almanya evet. istiyor, geçen evet. gün tanıdığıma geldi evet. e, dolayısıyla bunların gizlice Dedektiflik büroları ile araştıracakları kesin bunlar değil. Dedektiflik bürolarıyla fabrikada çalışanı, ticaret yapanı, yani hiç yardıma bulaşmamış kişileri dedektiflik büroları üzerinden araştırmaya Ama başladılar. Ama e, yıl sonu vergi denkleştirmesi yapmayanları demek istiyoruz. yani. Mal, yapanları da mal yapanlar, varlığını, yapanları da araştıracaklar. Var. Emeklileri araştıracaklar. Sen Türkiye'de 4 ay hayır, kalıyorsun. Hayır, yıl, yıl, yıl sonu vergi denkleştirmesinde bildirmediklerinden dolayı araştıracaklar diyorum. Ya herkes şüpheli şu anda. Evet. Her Türk vatandaşı. Neye göre araştırdıklarını anlamıyorum. Ticaret yapan adamın bir yığın mal varlığını buldular. Evet. Hollanda'da, Almanya'da. Evet. Ee, i̇şte Hollanda'da emekliliği de hala fabrikada çalışıp 3-4 yıl sonra emekliliği gelecek vatandaşa şimdilik 130 bin euro ceza kestiler. Şimdilik. Bankayı da göreceğim diyor. E yine Hollanda'da 2015'ten bugüne kadar yakalananlarda sosyal yardım alanlarla bir alakası yoktu. %50'si sosyal yardım alansa diğer %50'si sıradan vatandaşlarımızdı ki şu anda Hollanda istisnansız herkes araştırıyor. Bu sosyal konut alan sosyal konutlarda oturan düşük konutlarda oturanlarla ilgili bir gelişme var mı Hani Belçika'da? E, Belçika ile ilgili. Onunla mahkemelik durumlar falan filan. Dava açıldı yani, devam yani, ediyor. Evet. E, fakat şeyler evet. Türkiye'dekiler bir tırstılar. O oradaki imzası olanlar. Bir de e, Belçika'dakilerle ilgili mesela ben geçen hafta o kişilerden biri beni aramıştı. Araştırma yapanlardan biri çok korkarak aramıştı. E, bir 10 gün önce yani bir hafta içinde 30 kişinin evrakını hazırlayıp gönderdiğini söylemişti ki en son imza yatan kişinin yurt dışı aktarımından haberi yok yurt dışına verileceğini bilmiyor, kime çalıştığını bilmiyor. Birileri bir miktar ücret karşılığı anlaşmışlar. Ücretin miktarını gerçekten bilmiyorum. Beni ilgilendirmediği için de sormadım. bir ücret karşılığı iş yapmış. 30 kişinin 30 tane gayrimenkul ile ilgili değerlemeyi raporu göndermiş. Evet herhalde programın sonuna doğru geliyoruz diye tahmin ediyorum. Son 4 dakikayım seveyim. Son 4 Se dakikada e, çünkü yarın sevgili seyircilerle pazar günü de bir araya geleceğiz. E, ağırlıklı olarak neleri konuşalım neleri söyleyelim neleri istiyorlar şu andan e, yani bugün bu akşamdan itibaren bize ihbar hattına e, şeylerinizi sorularınızı gönderebilirsiniz hangi konuyu işleyelim emeklilik konuşalım. istiyorlar emekliliği çok istiyorlar evet emekliliği istiyorlar e, efendim Almanya istediği anda Türkiye vatandaşının Türkiye'deki bilgilerini çok ilginç efendim diyor Almanya istediği anda Türkiye'deki bir vatandaşın bilgilerine ulaşıyor diyor Evet ne yazık ki ulaşıyor. Bir son soruyu sorayım da Mete Babam'a göre. E, halledin. E, selamun aleyküm Zeki Bey. Alman vatandaşım. 2015'te bir dairem var. E, Türkiye'ye temelli döndüm. 2018 yılında bununla ilgili bir sorun yaşanır mı? Demiş e, Mehtap Hanım çok güzel anlatıyor gayrimenkullerle ilgili ne yapabiliriz. Ne yapılacağını anlatıyoruz neyse. Şimdi 2018'de dön bir defa hmm. şunu bir e, vatandaşlarımıza hatırlatalım. Kesin dönüşten ben şunu anlıyorum. Yani yasal olarak kesin hmm. dönüşten anlaşılması gereken yurt dışındaki oturumu, hakları iptal ederek Türkiye'ye döndüyseniz biz buna kesin dönüş diyebiliriz. Hmm. Bir de tek Türk vatandaşıysanız kesin dönüş yapmış olursunuz. Evet. Çifte vatandaşlık, tek Alman vatandaşlığı varsa Türkiye'de yaşayan ki, e, yabancı uyruklu kişisiniz yaşadığınız ülke açısından evet. e, 2018'de ilk defa dönmüş iseniz eğer Türkiye'ye 2021 2011'e kadar sizinle ilgili inceleme araştırma yapabilirler sizinle ilgili e, bu durumla ilgili e, belge bilgi bulurlarsa vergi çıkarsa alırlar e, başka bir şey çıkarsa bankanızda başka kayıt çıkarsa onunla ilgili işlemleri yapabilirler Gayrimenkullerinizle ilgili sizin tedbir almanız çok daha kolay ama bu tedbirleri gerçekten hani bu kadar anlatıyoruz. Avukat aracılığıyla yapıyor yurt dışı makamları. 4 bin 5 bin eurolar gözden çıkarıyor. Bunu gel, tabii sizden istiyor ama e, burada yapılacak iş gayrimenkullerle ilgili mutlaka bir hukukçu bu konuyu da bilen bu yurt dışı ve otomatik bilgi paylaşımını bilen hukukçulardan destek almanız. En doğrusu eksik yaptığınız işte adamlar yani şey çalışıyorlar. Organize çalışıyorlar. Sistemli tek başına siz, tabi, evet. sizin tek başına bunun altından kalkmanız mümkün değil. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili 2019-20 verileri Avrupa'ya gönderilmeye başlandı yıl sonuna kadar da tamamlanacak. Burada en önemli şey, eğer sizin adınız bildirme tabi değilse olmadıysa, biliyoruz bir birden çok bankada işiniz var, işleminiz var. Bankalardan biri bildirmiş, diğeri bildirmemiş olabilir. Sizinle ilgili bildirim yapıldı mı yapılmadı mı bunu bilmek, buna göre yapılmayan kısımla ilgili tedbir almak çok önemli. Yapılan kısımla ilgili e, ne kadarı yapılmış ne bildirilmiş bunu öğrenmek biraz vakit alacak ama yapılmayanı öğrenmek çok daha kolay. Yapılmayan kısımla ilgili tedbirlerinizi alın. E, bir de yakalandığınızda sizden en fazla 14 gün süre vererek belge ve bilgi istiyorlar. Bu belge ve bilgilerle ilgili Herhangi bir sorun yaşamak, herhangi bir problemle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız bugünden yani her biriniz ya yakalandıysan diyerek bankanıza ilgili ayarlamayı yapmak zorundasınız. Bitti mi süre? Bitti. Hadi ya. Yarın devam eder kaldığımız evet. yerden. Evet sevgili seyirciler Belçika'dan arayan vatandaşımız demiş ki demek ki ismi ben tekrar duymak istiyorum kime başvuracağım. Eski adı UETD, yeni adı UID. Deniz Çimen, Belçika Başkanım. Buradan kendisine selam olsun. Onunla görüşün inşallah size bu konuda yardımcı olacaktır. Yol gösterecektir. Kiminle, kime başvuracağınız, hangi avukata başvuracağınız konusunda yardım edeceğine inanıyorum. Evet sevgili seyirciler. Hukuk Masası özel programı bu akşam bu kadardı. Yarın sabah, yarın öğleden sonra saat 16 değil mi? 16. Yarın ak, yarın öğleden sonra saat 16'da yine hukuk masasında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.